Tempo TV, sizin kanalınız. Merhabalar, ben Fakir İmaz. Bir gazetecilerle gündem adlı programımıza yeniden tekrardan başlıyoruz. Büyük konuklarımız, gazeteci meslektaşım, abim Mustafa Dolu. Yıllarca birlikte çalıştık, ben Ardahan'da muhabirliğini yaptım. Özlem Şeyma İmaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Aynı zamanda Dema Tekstil'in yönetim kurulu başkanı sayın misafirimiz de biraz sonra gelecek. Trafiğe takıldı. Evet. Biz Mustafa Bey'le programımıza başlayalım. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşalım. Bir gazeteci, profesyonel gazeteci. Aynı zamanda siyaset de yapmışsın. Evet, bayağı... Her şey var. Her şey var. Mustafa Bey, Şeyma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni mezun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Dışarıda da konuştuk. Umarım bu devirdeki işsiz gençlerimiz arasına katılmaz. Doğru dürüst, gerçek anlamda ben izliyorum. Evet, sağ olasınız. Çok sağ olun. Televizyon programcılığı ve karışması soruları güzel. Bir gazetecilik edasıyla ama umarım bu yöndeki başarısı daim olur. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sağ olun. Elbette. Kolay değil. Bize de gazeteciliği ürgettin Mustafa abi. Ne? Bana da gazeteciliği az çok ürgettin. Manşetleri beraber yaptık. Haberleri de. Yani kolay Özlem değil. Özlem ne yapmalı? Ömre bedel. Evet. Yani ben ya gazetecilik biraz ruh meselesi. Yani rastgele birileri hemen yani ben gazeteci olacağım deyince veya bir okulu bitirince olmuyor. Mesela babalar çocukları yetiştirirken efendim mühendis ol, şu ol, bu ol. Örnek ben bildiğin gibi gazetecilik okulundan filan mezun değilim. Önce ziraatçıyım. Evet. Oradan biliyorsun sen. Sonra siyasal bilgileri bitirdim. Ama bunlar haricinde gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik de yaptım. Gazetecilik benim ruhumda vardı. Şöyle, ben gazeteciliğe ortaokulda başladım diyebilirim. Niye? Şimdi ben Giresun Alucra'lıyım. Evet. Ortaokulda okurken bizim ilçemizde gazete satılmıyordu. Yani bayi yok. Gazete. Gez geliyordu veya hiç satılmıyordu. Hayır, hiç yok. Ha, ulusal evet. Gazeteler gelmiyor. Evet. Yakınımızdaki Şebin Karahisar'da gazete var. Bayisi var. Ya ben onu öğrendim. Çünkü ortaokul öğrencisiyim yani. Ben onu öğrendim. O sırada da gazete 25 kuruş günlerde. Evet. Yani bu bahsettiğim 1962-63 yılları. Gazete 25 kuruş. Ayda 7,5 lira ben veriyorum. Şebin Karahisar'dan postayla bana gazete geliyor. Ve çok işin ilginç tarafı biz işte dersteyken, ortaokulda dersteyken tam gün o zaman eğitim. Mesela benim sınıf mevcudum 11 kişiydik biz ortaokulda 3. sınıftayken. Öğretmenler postacıyı bekliyorlardı. Yani Mustafa'nın gazetesi gelse de okusak. Evet. Ya. Ya arkadaş siz öğretmensiniz, öğrenciniz 25 kuruş veriyor. Okul, ortaokul öğrencisi. Siz gazete almıyorsunuz. Gazete alıyor. Büyük gibi. Benler, aynen şöyle evet. Oluyordu. Yani postacı geliyordu, o gazeteleri açıyorlardı, onu okuyorlardı. Aa Mustafa gazetenin şey, öğretmen şey, okuyor. Odasında. Odasında, evet. Onlar okumuş oluyordu. Ben de onların okuduğu gazeteyi alıp, işte akşam plan okuyordum ben. Sonra ben ortaokul kafasıyla, ya mahallem köyüm de haberleri şey yapsın, öğrensin diye. O zaman televizyon yok, radyo çok nadir mesela. Radyo. Kulaktan dinliyoruz böyle. Tabii, evet. Radyo yok, büyük akülü radyo evet. Falan var. Ben o gazetelerden mesela küpürler kesip önemli haberleri bir şeye yapıştırıp bizim mahallenin meydanı var. Şey, o zaman köydü. Kemallı Köyü. Tahta gazete yaptınız. Tabii. Ya yani Kemallı evet. Köyü şimdi mahalle oldu. Şeye yakın, ilçeye de yakın, meydana kartonlara o şeyleri yapıştırıyor. Gazeteyi okutmaya çalışıyor. Vatandaşların okumasını temin ediyordu. Evet. Yani gazetecilik o zaman başladı. Sonra
ben ortaokulu bitirince şey yok. O zaman benim ilçede şey yok. Lise yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu arada bir konumuz geldi. Konumuzu alalım mı? Evet. Konumuzu alalım. Trafiğe takıldı Atire Bey. Şöyle. Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz İstanbul trafiği. Hoş geldiniz. Estağfurullah, buyurun. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Atilla Çelik Türk, Mustafa Doğulu gazeteci. Efendim, evet. Lan, lise yok, ne yapacağız? Öğretmenlerim, tabii onlar takip ediyor. Başarılı bir öğrenci olmamız nedeniyle. Ben çeşitli okulların sınavlarına girdiler. Ben ziraati kazandım, ziraata gittim. Orada da edebiyat koluna seçilip Duvar Gazetesi. Bir okul adına, bir de kendim adıma Duvar Gazetesi. Yani siz yaptım. Ta oradan gazeteciye i̇şte, başlamışsınız. Evet. O ruh varmış yani sizde. Evet, onu diyorum. Mesela benim lisedeki tüm harçlıklarımı, fotoğraf makinem vardı lisede, arkadaşların resimlerini çekerdim. Yatılı da devlet okulu da olduğu için resimlerini çekerdim. Para kazanırdın mı? Tabii canım, yani film artı tap ve banyo parası, işte maliyet 50 kuruşsa oluyorsa 1 liraya satar. Evet. Lise harçlığımı ben öyle çıkarttım. Şeyma. Fotoğrafçılık, gazeteciliği. Baba para gönder üniversitedeyim demek yok değil mi abi? Tabii yok. Arkasından tabii okul bitti. Haydi bakalım. Tarım Bakanlığı beni bildiğin gibi şeye, Kars'a teknik ziraat müdürlüğü. Kars'ta duralım, bir Ardahan'ı geldi. Ardahan'ı bir tanıyalım. Kars'tan Ardahan. Arıldı Ardahan. Mikrofonu vereyim. Mikrofonu alırsan abi. Baba karıştın bakalım. Evet, Deva Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Sayın Atilla Çelik Türk. Hoş geldin abi. Trafiğe hoş geldiniz. Takıldın. Hoş bulduk. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Yok. Estağfurullah. Biraz başladı olsun. Yani iki saat önce çıktım ama yine yetişemedim. Yeni bir şey değil mi? Hem de siz yakınsınız. Biz ta Kocaeli'den geldik. Mustafa abi sen nereden geldin? Ben Esenkent'te. Esenkent'te geldin. Evet, Tempo TV'nin. Esenkent'ten gelemedim. Evet, maalesef. Bir gün çok yoğundu. Bir gün çok yoğundu. Şimdi tabii bu cumartesi günlerini her ne kadar mevcut yöneticilerimiz bu cumartesi günlerini serbest bırakıp Türkiye'yi kırmızıya dönüştürdüler. Bunu kademeli olarak yapsalar, bu aşı durumumuz halledilip de bu serbest bırakılınca iyi olacaktı. Vatandaş hafta içinde sürekli iş içeride derken bu cumartesi günlerini fırsat biliyor. Umarım inşallah o ama bilmiyorum, bizim programımız var, bizim trafiğimizi tıkatıyor. Ama cumartesi günlerinde trafikte geçiriyorlar gibi geliyor. İşte şimdi ben çok ilginç, Atilla Bey'in de dediği gibi ben şimdi İstanbul'daki arkadaşla ya görüşemiyoruz. Ben de diyorum ki ya İstanbul'a gelince diyorum görüşürüz. Nasıl, sen İstanbul'da değil misin? Ya kardeşim ben İstanbul'dayım ama benim İstanbul'a gelmem 2 saat. Evet. Yani şehirler arası gibi geliyorum. Maalesef. 2 saat. 1-2 saatte de orada, 2 saatte de dönüşüm oluyor. Al sana İstanbul'a gitti. Yani ancak o 2 saatte görüşe bir şansımız var. Atilla Bey, siz Ardahanlısınız. Karslı bir ziraat mühendisimiz var. Öyle diyoruz, gazetecilik değil. Evet. Hoş geldiniz efendim. Biz sizi tanıyalım mı öncelikle? Ardahan Ölçek Köyü'nden. Evet. 1968 doğumlu. Atilla Çelik Türk. Evet. Tekstilci iş adamımız. Evet. Evet. Tekstil işiyle uğraşıyoruz Fakir Bey. Nasıl gidiyor hayat diyelim, başlığıyla başlayalım. Bu pandemi döneminde tekstil ne, yansıma nedir? Bir anlatır mısınız? Tekstilin ne zaman kuruldu, yani, ne yaptı? Evet. Tekstil. Evet, nasıl gidiyor şu anda? Yani, bütün herkesi etkiledi. Tekstil de etkiledi. Evet. Sonuç itibariyle insanlar evinden çıkamaz oldu. Çıkmayınca da bir şeyler... Biz bir şey giymedik mi abi o zaman? Yok. Evde yine giyindiler. Evet. Tabii istediğimiz gibi gitmedi. 2021. Şu anda tam anlamıyla iş yapıyoruz diyemeyiz. Evet, yavaş yavaş toparlanıyor mu? Kırmızıya geçmeden önce. Onlar da daha tam anlamıyla açılmadığı için bizim tekstilde. Bizim istediğimiz gibi değil. Bir beklentilerimiz var. Evet. Bekliyoruz. Ekonominin olacak. İçindesiniz. Yanımızda da 3 tane gazetecinin yanındasın. Ekonomi nasıl şu anda bir iş adamı olarak? Bir iş adamı Türkiye'nin olarak, evet. Durumu veya siz kendi sektörünüz? Yani size yansıması neyse. Size yansıyor mu aynısı? Biz de onu görüyoruz yani. Evet. Tabii bütün sektörlerde ekonomide bir sıkıntılar var. Nasıl toparlayacağız peki Atilla Bey bunu? Korona bitecek, bu dalgalanma nasıl sonuçlanacak bizim ekonomimiz için? Yani Şeyma Hanım, Türkiye'de bu ekonomi şimdi değil, geçmişte de Mustafa Bey de bilir.
geçmişte de bu tür sıkıntılara düşmüşüz. Ama sonuç itibariyle eğer gerçekten birliktelik olursa, bir dayanışma içerisinde olursa, bir ayrışma olmasa biz bunu rahatlıkla atlatırız diye düşünüyorum. Şu anda atlatabilir miyiz şu şekliyle? Biraz zor görünüyor, evet. Babam rahmetli diyordu ki mevcutları korusak, korumak bile başarı. Yani mevcutu mu koruyalım şu anda? Sizin şimdi Sayın Fakir ve Sayın Atilla Bey, çok ilginç. Benim Kars'a rahmetli Bahri Dağdaş Tarım Bakanı iken 1968'de göreve başlamıştım. Kardeşim de o zaman doğmuş, iyi de olmuş. Şimdi bir aradayız, mutlu oldum. Ya Türkiye'nin şu andaki içinde yaşadığımız ülkenin bu sıkıntılı durumundan çıkmamız mümkün. Bizim önümüzde deneyimimiz var. Önümüzde alacağımız, örnek alacağımız şeyler var. Şeyi düşünün. Yani bu geçtiğimiz bir hafta veya 10 gün önce Çanakkale'ye geçilmez yapan bizim dedelerimiz. Evet. Gerçi geçilmez yaptık da ne oldu? Oradaki 350-400 bin şehitimizi verdik ama 2 yıl sonra o zamanki padişahı yaptığı bir imzayla bizim geçit vermediğimiz gemiler İstanbul'a geldi. Evet. Ama büyük kurtarıcı sağ olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk geldikleri gibi giderler dedi ve gitti. Anadolu'ya açıldığında o günleri düşünün. Çarık yok, evet. Elbise yok, yiyecek yok. Yani millet perişan, bir Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, yani 3 kıtayı içine alan bir imparatorluk yıkılmış Anadolu'ya Sevr Anlaşması'yla biz yokuz zaten. Doğu'yu Ermenistan'a yapmışlar, Güneydoğu'yu İtalyan ve Fransızlar büyük almış. Büyük bedeller ödemişiz. Tabii ki Akdeniz yok, evet. Ege yok, İstanbul işgal altında. Türkiye'ye bize kalmış, Osmanlı'ya daha doğrusu, Türkiye o zaman yok. Osmanlı'ya Ankara, Çankırı, Konya, Sinop filan oradaki Sakarya'nın bir bölümü. Evet. Yani düşün ki Yunanlılar Polatlı'ya kadar gitmiş. Böylesi bir şeyden çıktı bu ülke. Yine çıkar mıyız? Peki öylesi büyük bedeller ödememiz çıktı mi yani gerekiyor? Hayır, o birlikteliği sağlamak zorundayız. Yani bu ülke bizim. Bizim gideceğimiz yer yok. Avrupa Batı bizi koymuyor. Evet. Geri de gidemiyoruz. Ata toprağı dediğimiz, Orta Asya dediğimiz yere de gidemiyoruz. O zaman biz ocu bucu sen şuçusun bucusun demeden bizim bir olup tek yumruk olup bu ülkeyi kurtarmamız lazım. Herkes fedakarlığı yapacak, herkes işini yapacak. O zaman biz bir şey yapmadık. Yani fabrikalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fabrikalar, milletin, çiftçinin ürettiği, o zaman bizim tek gelir kaynağımız meyve, sebze, tarım ürünleriydi. Evet. Ama biz şimdi 2021 yılında biz tarım ürünlerini tümüyle şeyden alıyoruz, yurt dışından alıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bizi yöneten sayın yöneticilerimiz bunu biliyor. Yani Atilla Bey, siz tarım bölgesine var. Geldiniz, hayvancılık bölgesine geldiniz. Tekstil nereden çıktı? Evet. Yani Fakir Bey, şimdi Mustafa Bey çok güzel bir yere temas etti. Evet. Yani bizim tarımdan sanayiye geçerken biz tarım unuttuk sanırım. Yani en büyük sorunumuz o oldu, evet. Bizim. Yani aslında bugün sürekli insanlar Hollanda diyorlar. Doğru, Hollanda'da da sanayi var. Ama tarımı bırakmadılar. Bırakmadılar, evet. Biz maalesef tarımı, hayvancılığı bıraktık. İşin gerçeği bu. Sen özel görüşmemizde babanın ineklerini aldın ya orada. Tabii. Bir anlatır mısın orayı? Yani hayvancılık yaparken birden nasıl oldu tekstilcilik? Evet. Tabii çobanlık yapıyordum Fakir Bey. Yani sonuçta biz Anadolu'da büyüdük. Kendi hayvanlarımıza, evimize, evet. Bir gün babam tüccarlık da yapıyordu o zaman. Evet. Canlı hayvan tüccarlığı. Bir gün bir çoban vardı. Hayvanları gütmüş getirmiş ama abi hiç otlatmamış yani. Ben de o zaman traktör kullanıyorum. Tabii 90'lı yıllardan 89'lu yıllarda traktör kullanmak bütün gençlerin bir hayaliydi Mustafa abi. Evet, Yani insanlar ondan mutlu olurdu. Aksine ben dedim ki yok dedim. Yani ben traktörün anahtarını babama verdim. Dedim ki ben hayvanlarıma gideceğim dedim. Sonuçta 3 ay yaydık. 3 ayın sonunda
Tabii yine İstanbul'a getirdik. Yani şimdi her şey hayvancılığı. Sen mi tarımı bitirdin anlamında hayvancılığı? Orada malı sattın yani İstanbul'a geldin. Tarımdan sanayiye İstanbul'a nasıl geçiş oldu? Böyle bir yükseliş evet, mi diyeyim ya da bu... Yükseliş demeyelim de işte o zaman bilmiyorum. Yani bir İstanbul çünkü Anadolu'da yani 10 kardeşsin. Evet. Arazi belli. Ne kadar insan orada İstanbul'da. Baba hayvanları satmış, adam geldi almaya. Yok. Oraya bir adamsın, evet. Babam tabi hayvanları beni dağdan indirmek için birisine satmış. Evet. Geldi adam elinde kimliği, kaporasını vermiş. Dedi ki ben dedi Mustafa'nın mallarını aldım dedi. Dedim ki abi aldın da iyi de bu Mustafa'nın malı değil dedim. Benim evet. malım dedim. Babamın kimliğini aldım, adamın kaporasını verdim, gönderdim. Geri yer ettin. Yani 3 ay orada kaldım. 3 ayın sonunda... 23 milyona sattığı hayvanı ben getirdim İstanbul'da 46 milyona sattım o evet. zamanın parası. İstanbul'a başladı. Tabii İstanbul'a babamın parasını tekrar babama iade ettik. Çünkü onun sermayesiydi. Evet. Geldik o zaman biz başka bir şey bilmiyoruz Ardahan'dan gelmişiz. Bir market açtık. Market açtık. E tabii bilmiyoruz yani. Büyük amcamı aradım dedim ki amca dedim İstanbul'da bir market açtım. Çünkü hayvanlardan kar ettim. Evet. O kere öyle denedik. Amcam da dedi ki oğlum dedi hiç yüzmeyi bilmeden okyanusa atladıysan oradan çıkmasın da bilirsin. Zor, evet. Sen bak çık gene geldi böyle. Çıkmayı değil mi? Çık ok, evet. Evet. İşte İstanbul şeyimiz öyle başladı. Tabii başladık sabah 6 gece 12. Sabah 6 gece 12 20 yaşında bir gençsin. Çalıştık. Ondan sonra tekrar bir daha marketi devrettik. Babam Ardahan'a çağırdı bizi. Bazı sebeplerden. Baba ısrar ediyor Mustafa abi bu arada. Gel Mustafa mühendis olarak geldi. Sen niye gelmiyorsun diye buna kaçmışlar değil mi abi bu arada? Tabii. Ondan sonra... Yani tarımı bırakma diyor değil mi? Hayvancılığı bırakma. Bırakma evet. diyor. Gittik yine... Memleketi de bırakma diyor. Tabii bir de İstanbul'da tabii sıkıntılar oldu. Yani gençsin o zaman. Adamcağız korkuyor. Evet. Büyük evladı. Ondan sonra tekrar Ardahan'a döndük. Ardahan'da bir sene kadar kaldım. Tabii sıkıcı olmaya başladı. Dedim ki baba burası bana göre değil dedim. İstanbul'a yani. Alıştın. İstanbul'a alıştım. Herhalde böyle anlattı sanıyorum 80'li yılların sonu. 90'lı yıllarda. 90'lı yılların başı filan. Evet. Evet doğru. Siz o arada Kars'ta mısınız? Tarihler bahsettiği tarihlerde Kars'ta mısınız? Ben mi? Bahsettiği evet, evet. yok iller. O zaman mı Kars'taydınız? O yıllar öncesi abi, miydi? 1968'de 76'ya kadar. Mikrofonu yaklaştırabilir miyiz? 1968'de gittim. 76'da. Ben daha doğmamıştım sen gelmişsin. Kars'tan ayrıldım. Evet. O zaman işte mesela Türkiye'nin önemli büyümesinden, gelişmesinden birisi de mesela 1973-76 yılında Bülent Ecevit'in koalisyonunda rahmetli Ali Topuz Köy İşleri Bakanı olduğu evet. zaman biz zorladık. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı kurarak biz Türkiye'de kooperatifliği geliştirdik. Evet. Şimdi mesela Atilla Bey'in dediği ben şimdi Selim Ovası, Kars Ovası, Arpaçay'ın Köregel Ovası, Çıldır'ın Suhara ve Prut Ovası, Ardahan'la Gölü arasındaki ova. Görüyor musun mühendisi? Bak neler biliyor. Ardahan'ı daha iyi biliyor. Tabii evet. yani o ovalara böyle tepeden baktığında sanıyorsun ki zaten ova hareket ediyor gibiydi. Büyük baş, küçük baş hayvanı. Mesela benim oradayken Türkiye'nin nüfusu 35 milyon. Türkiye'deki büyük ve küçük baş hayvan sayısı 83 milyondu. Günümüzde nüfus 84 milyon. Türkiye'nin canlı hayvan, büyük ve küçük baş hayvan sayısı şu anda 31 milyon. Neden böyle bir gerileme oldu? Atilla abi inekleri sattı, İstanbul'a girdi. Nasıl gerileme oldu? Şimdi tarım girdileri bugün çok pahalı. İlacı pahalı, gübresi pahalı. Gübremiz zaten tohumumuz yok bir kere. Tohumu biz İsrail'e tespit ettik. Tohumumuz yok. Tohum yok, gübre yok, efendim ilaç pahalı. Traktörü çiftçi köylüye atılsa kotraya ucuz, traktöre fazla mazot alıyor. Mazot pahalı. Çifti de köylüsüyle toprağıyla küstü. Sonra da göç aslında. Hayır küstü diyor. Çiftçi köylü toprağıyla küstü. Evet. Ektiğini alamıyor. Ekse de pazarlayamıyor. Biz kooperatifleri o zaman Türkiye genelinde kurduk. Şu anda da Türkiye'nin kurtuluşu. Mesela Ardahan, ya Ardahan'ın ürettiği
kaşar peyniri dünyanın hiçbir yerinde yok. Kardeşim niye bunu teşvik edip de satmıyoruz? Orası üretecek, biz onları teşvik edeceğiz. Gene kooperatif kuracağız, aracıyı aradan çıkaracağız. Üretici getirecek kooperatife, kardeş ne kadar verdin? Bir ton süt veya bir ton kaşar peyniri evet. verdim. Alır mı, almaz mı, satıldı, kaça satıldı bilmeyecek. Aradan 15-20 gün geçip pazarlayacak, nerede pazarlayacak? Eski hatırlayın. Tanzim satış mağazaları evet. vardı. Evet. Burada da tüketim kooperatifi veya belediyeler tanzim satış mağazası kuracak. Buraya gelip parasını alacak. Köylüye gidip diyecek ki abi ne kadar vermiştin? Bir ton. Abi ne kadar? Şu kadar. Buyur paran bitti. Atilla Bey siz de aynı şeyi bahsettiniz. Gelişme aslında. Biz gene sohbetimizde şey bahsettiniz. Öyle yani bir model şey. Kentler. Model kentler. İstanbul demiştiniz. Tekstil kenti veya sanayi kenti, kenti değil. Moda kenti olmalı. Aynı yani, şey mi diyoruz abi? Aynı şeyi söylüyoruz. Mustafa Bey çok doğru şey temas etti. Ben hatta dündü galiba bir alışveriş yaptım. Söylemesi ayıptır. Mustafa abinin dediği yere geleceğim. İsim vermede bir sakınca var mı? Yok isim vermiyorum. Reklam vermiyorum. Kooperatif yoğurdun ismi evet. de onun için diyorum. Şeyi vermeyeceğim. Bir kooperatifin yoğurdunu ben 5 evet. tane alıyorum. Her hafta 5 tane alıyorum. Çünkü evet. o haftada bir gün geliyor o markete. O günü yok oluyor. Sabah erkenden gidiyoruz. O yoğurdun perşembe günleri geliyor. Perşembe günü 5 tane yoğurdumuzu alıyoruz. Evet. Bir hafta yoğurt sorunumuzu bitiriyoruz. Bu bir kooperatif yoğurdu. Evet. Yani Mustafa Bey'in demek istediği ama de bu. Ama siz tekstilcisiniz. Kendi sektörünüz için ben geldim sizi ziyaret ettim. Aslında gerçekten de başarılı bir iş kurmuşsunuz. Ben gurur duydum bir hemşeriniz olarak hem de. Hem de bir gazeteci olarak dizayn, şekil, çalışma model çok güzeldi. Orada şimdi Mustafa abi şu anda belediye başkanları bırak tanzim satış açmayı da tekstil fabrikaları açmaya başladı Ardahan'da şey. Hocam şimdi onu sormuştum ben. Fakirciğim tekstilci kardeşimin Atilla Bey'in de girdilerini maliyetini azaltmamız için bizim köylüyü teşvik etmemiz lazım. Ama özür diliyorum. Ya Türkiye'nin her Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu'da pamuk üretilir. Biz dışarıya pamuk satarken biz şimdi Yunanistan'dan pamuk alıyoruz ya. İşte onu tekstilci ne yapsın kardeşim? Ama tekstil şöyle bir şey dediniz ya belediye başkanları tanzimat şey kurması lazım diyorsunuz. Tanzim satışlar. İşte şimdi bazı belediyeler desteklemeli diye. Bilmem Niğde'den patates, soğan bilmem ne alıp getiriyorlar. Ya kurun kardeşim. Şimdi o zaman çok ilginç yani köy enstitülerini kapatan zihniyet var o evet. zaman. Köy enstitülerini neymiş efendim? Ha toprak ağaları efendim burada bu çocuklar okuyor. Bizler köye gelecek bize işte o köy enstitüsünden mezun olan bir kişi marangoz, arıcı, öğretmen, sağlıkçı, köye ihtiyaç olan her şey. Tüm meslekler. Ölçekte de var değil mi? Hepsinin erbabı. Abi bunlar gelirse bizim işimiz kötü olur deyip kapattılar. Dursun Akçam'ın komünistlerle dediği değil mi? Mesela kooperatifçiliği. Evet. O zaman biz kooperatifçiliği uygularken projeler veriyorduk. Süt mandırası, 5 ton gün, 10 ton gün kapasiteli süt mandıraları onlara teşvik ediyorduk. Onları uygulayan projeli kooperatiflerden alıp yurt dışına mesela işçi gönderiyorduk. Orada teknik eleman yetiştiriyorduk. Abi sonradan o zamanki bir takım değişen, sık sık değişen iktidarlar ve koalisyonlar. Ya bu kooperatifçilik komün mü bilmem ne, buradan komünizm mi gelir bilmem ne falan filan deyip kooperatifçiliği yok ettiler ya. Ve üstelik komünizmin veya komünün ne olduğunu bilmeyenler yok evet. etti. Evet. Sizin köyde de vardı komünistler değil mi efendim? Yani, Dursun Akçam örneğin derken şimdi, yazarımız rahmetli. Fakir Bey komünistler dünyanın her yerinde var da. Evet. Tam da bu pandemi için söylüyorum. Ya, bu arada İbaretlik Ölçek köyünü basmasınlar. Yok. Komünist kalmaz zaten. Evet. Yok bassınlar sıkıntı yok. Ya da tüyosu eskiden yani, komünist deyince basıyordu ya. Bu pandemide ben bir şey takip ettim. Evet. Küba'da koronadan öleni görmedim, duymadım. Evet. Veyahut da ben duymadım. Hı hı. Koronadan dolayı komünizm ileri evet, yani şimdi öyle komünist ona bakmamak lazım insan sağlığına. Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan benim Çıldır'dayken öğrencim benim. Biz o zaman ortaokulda derslere giriyorduk. Hatta onlar gelip böyle kümes gibi yerlerde kalıyordu köyden gelen çocuklar. Bir gün kaymakama dedim ki ya arkadaş burada bir ortaokul var. Bir tane müdür, bir tane de öğretmen var. Ya etmeyin. Biz burada
biz de boşuna kahvede falan oturmaktansa kulüpte kahvede gidip bu çocuklara ders verelim. Yazık bu çocuklara. Mal müdürü ilçe idare heyetindeyiz. Evet. Biz mal müdürüne dedim ki kardeş bu bir de bize bu adam da bize derse girmemiz ücret tahakkuk ettirsin ama biz parayı almayalım bu çocuklara harcayalım deyip onları öylece yetiştirdik. Elimizden gelen yardımı yaptık falan filan. Şimdi geldi burayı kurdu, kenti kurdu, şu oldu, bu oldu. Ya yani olabilirse oluyor, yapılırsa oluyor. Biz hayır, böyle bir şeye girmek. Şu an neden yapamıyoruz mesela? Şu an Türkiye bunu neden yapamıyor? Ya şimdi Türkiye bunu niye yapamıyor? Türkiye el ele mi veremiyoruz acaba? El ele şimdi bir takım menfaatler var. Orada hak dayanışması, kolay yoldan para kazananlar, şunlar bunlar varken bunlara izin vermiyorlar. Şimdi şeyi düşünün, şimdi bu hükümetin yaptığı mesela benim beğendiğim köyler var. Mesela en başta sigara yasağını sürekli ayakta alkışlıyorum, gayet güzel. Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler yaptılar, bu da güzel bir şey. Şimdi yol, köprü, tünel niye yapılır? Bir şehrin trafiğine bak, arkadaşım 2 saat, 2,5 saatte geldim diyor. Evet, hepimiz. Sen Avrasya tünelini 46 lira yaparsan bu adam 2 saat orada trafikte takılacak. Evet. Arkadaş bu şehirdeki bu tür yollar, şehirler arası yollar, buradan giriyorsun köprü güzel. Bir köprü 7,5 lira, öteki 3. köprü yap işlet devrette yapıldığı için oradan geçiş 46 lira. Nasıl olacak bu? Bu nasıl devlete, olacak Atilla Bey? Yollar keza para. Avrasya'dan geçse 15-20 dakikada geçecek, şuradan hemen buraya gelecek. Hayır, ben Atilla Bey şöyle dedim. Hizmet. Atilla Bey inekler sattı geldi ya. Tarım engelleniyor. Geldi. Şimdi tam tersi sizin bahsettiğiniz, ben de çok yazılarında yazıyorum. Yani Kartolcu belediye başkanı olmuşlar şimdi. Kartol patates satıyorlar bizim belediye başkanları. Yani bilmiyorum, İstanbul metropolünde 1,5 milyon nüfuslu bir kentin veya diğer 700 bin şehrin patatesini, soğanını belediye başkanı düşünmeli mi? Ayrı bir şey, trafik sorunları dururken. Siz şu anda Ardahan'da da tam tersi oluyor. Kartol değil Ardahan'da, Ardahan tekstil. Ardahan veya işte Güneydoğu'da, dün de bir program izledim ben, bir kadın, iş kadını. İşte Mardin'de bir tekstil işi yapıyor. Şimdi siz demiştiniz model şehirler yaratmamız lazım. Ardahan dedi ya, kaşarcılık daha öne çıkmalı. Hayır, şimdi Zavot, evet. Zavot köylüleri çok güzel, başarılı. Hatta kadınların yönettiği bir dernek var orada. Evet, gittim ben, gördüm var. O Zavot'u. Evet. Ama şimdi atlarını dünyaya duyuruyorlar. Şimdi model şehirler bir olunca oluyor işte. Zaten doğru mu sizin tekstil işini Ardahan'a göre? Model şehirler derken seyircilerimize bir daha öğrensinler. Bu model şehirler derken neyden bahsetmek şimdi, istiyorsunuz? Şimdi Şeyma Hanım, şöyle bir şey. Yani İstanbul'da sanayinin tekstil olmasına gerek yok. Açık ve net. Yani İstanbul bir turizm kenti, fuar kenti, tasarım kenti, moda kenti. Evet. Olmalı. Olmalı. Yani biz şimdi yurt dışına gittiğimiz zaman 2 tane gondola biniyoruz, kanaldan yürüyoruz, ondan sonra diyoruz ay be ne güzelmiş ya, bizim boğazlarımız var, etrafımız denizlerle çevrili. Evet, evet. Evet, yani Kur'an yerimiz var. Yani İstanbul yerimiz var. Evet. İstanbul dediğim gibi yani her şehrin kendine özgü bir sanayi üretmesi gerekiyor. Sanayi üretmesi lazım, tarım üretmesi, evet, lazım, hayvancılık üretmesi onun lazım. Öne tabii gerekiyor. Yani şimdi Ardahan gibi bir yerde ben şimdi bir örnek vereceğim. Yani çok basit. Eğer iş ticaretse, tarımsa, hayvancılıksa çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben kendi oğlumun düğünü Ardahan'da köyde yaylada yaptım. Amcamın oğluna dedim ki dağdan bir tane hayvan getirin keselim, misafirlerimiz gelecek dedim. Ondan sonra geldi, hayvanı gördüm, ben şaşırdım. Yani devasa bir, evet, şey. Ondan sonra sordum. Dedim ki Gürbüz bu nasıl, baharında böyle miydi? Dedi ki yok abi dedi, dağa çıkarken dedi yani zor çıktı. Yaylasıyla güzel. Dağda, evet. Tabii Fakir Bey yani 100 kilo çıkan bir hayvan dağa 6 ay 7 ay hiç yüzünü görmüyorsun hayvanın. Tabii ki. Geceli gündüzde dağda kalıyor. Dışarıdan bir şey vermiyorsun. Hiçbir şey. Elektrik yok, su yok, güneş yok. Yani bundan hiçbir şey yapamıyorsun. Kendi doğasına bırakıyorsun sadece hayvanı. Tabii şimdi köyün bütün hayvanlar birlikte gittiği için, evet, 200 lira çoban parası veriyorsun. 200, evet. 200 TL veriyorsun. Ondan sonra 8 ay sonra hayvanın şeye geldiği zaman, eve geldiği zaman tanıyamıyorsun. 200 kilo et almış oluyor bu hayvan. Yani sen ne yem ne besi hiçbir şey yapmadan, çünkü Ardahan mera, evet, yayla. Yani Ardahan'da kalkıp başka şey aramaya, başka bir macera aramaya gerek, evet, yok. Evet. Çok basit.
bağırın 100 kilo hayvanı gönderiyorsun. Dağda, yaylada döndüğü zaman 200 kilo oluyor. 200 kilo et almış oluyorsun. Bilmiyorum etin kilosu evet, kaç, 50 lira olsa 2 kere 5'in 10. 10 bin lira para kazanmış olacak köylü. Biz neden eti dışarıdan alıyoruz? Zaten sıkıntımız burada. Yani şimdi insanları hayvancılıktan, tarımdan... Biz eskiden Mustafa abi de bilir. Kars et kombinası vardı. Biz İstanbul'a kurbana falan gelmezdik ki. Aynen böyle yapardık. Sonbahara kadar hayvanımızı beslerdik. Sonbaharın et kombinasına götürür. Hayvanımızı kestirirdik. Oradan 15 günlük ziraat bankasını çekin alırdık evimize gider. Aynen çık kantara kaç kilo? Kilosu şu kadar karkas. Al şunu paranı al. Hadi git köyde yat. Şimdi yok tren bul, otobüs şey kamyon bul, İstanbul'a getir bilmem ne. Orada yem fabrikası vardı, süt fabrikası sadece vardı. Sadece et değil. Bütün aslında mesela tekstil de öyle. Yurt dışındaki tüm ünlü markaların tekstilleri bu Türkiye'de üretiliyor çoğu. Tabii Şeyma Hanım yani tabii bütün ama biz onlara sahip olamıyoruz. Burada üretiliyor. Olamıyoruz. Onunla ilgili de gerçekten şey olarak baktığınız zaman tekstil diğer sektörlere baktığınız zaman yine iyi. Yani biz yıllardır Fortu da ürettik, Fiat'ı da ürettik fason olarak ama bir reklam tane vermeyelim. Çok evet, devam yani evet. Otomobilleri evet. Ürettik ama kendi otomobilimizi üreten sanayicilere de sistem ediyorum buradan. Yani onlar tabii kendi markamızı ülke, yapamadık. Bu ülke için değerli insanlar. Evet. Ama onlara da sistem ediyorum çünkü bir tane de kendi arabamızı üretebilirdik marka olarak. Yani şimdi az önce yollar dedik, köprüler dedik, her şey dedik. Çok güzel bunlar. Tabii de ki yani insanca yaşamak için gerekli olan şeyler bunlar. Çünkü bizim köyün üstünde bir Yalnızçam diye bir köy, şey kuş uçmaz diye bir köy vardı. Eskiden yol yoktu. Evet. Çok affedersin insanlar hayvanlarla köyün aşağı inerdiler. Kuş uçmaz yani. Kuş uçmazdı. Oradan atlarının bizim köye gelirler. Bizim köyde atlarını birilerinin evine bağlardılar. Minibüsünden Ardahan'a giderler. Oradan alışveriş yapardılar. Tekrar ata biner dağa çıkardılar. Yol şart bu nedeni. Yol doğru. Yok. Ama biz bu yolları hep başkaları için yaptık. Çünkü bu yollardan hep başkaları para kazandı. Yani yurt dışındaki bütün otomobil fabrikaları para kazandı, otomobil markaları para aynen, kazandı. Aynen. Bizim şu anda bir tane kendimize ait bir aracımız olmamış, geçmişte olmuş. Evet. Ondan sonra da Mustafa abi biliyor, kapatmışlar. Hayır, şimdi düşünün arkadaşlar. 1946'da veya bir İkinci Cihan Savaşı'nda bir Türkiye'de üretilen uçakları biz savaş eden ülkelere biz uçak sattık. Savaş uçağı sattık ya. O dönemde 1946'da Kayseri'den kalkan ve kendi yaptığımız uçak Ankara'ya indi. Şimdi bunların eseri yok. O dönemde yapılan fabrikaların eseri yok. Biz biraz beleşiyle mi kaçtık? Yani? Öyle bir şey biz nasıl toparlanacağız bu? Yani geriye dönüşü metropolde kartpul satarak mı, dağıtarak yok. Mı yapacağız? Şimdi vereceğiz. Fakir Bey bizi şöyle yapıyorlar. Yani bu arabada da böyle, uçakta da böyle, tarımda da böyle. Size şimdi en yakın zamanda bizim şeker fabrikalarımız neden kapandı? Dediler ki kardeşim sen şekerle niye uğraşıyorsun dedi. Kaça mal ediyorsun şekerin kilosunu? 3 lira. Ben sana 1,5'a veriyorum. Kapat gitsin dedi. Niye uğraşıyorsun aynen. dedi. Yani aynen durum. Araç da öyle oldu, uçak da öyle oldu, başka sektörler de öyle oldu. Siz ama şimdi ben tekstilde... yolda gelirken yazdım şey okyanusun ortasında dikiş, okyanusu dikmek diye bir yazı yazdım. Tabii yani Çinler ne yapmıştı bir anlatır mısın oraya? Yani Çinler, Çinler gerçekten çok çalışkan insanlar. Bana göre çok çalışkan evet. insanlar. Yani bugün dünyanın süper gücü olma yolunda ilerliyorlar. Evet. O kadar hızlı üretimler yaptılar ki işte Çin'den İngiltere'ye gidene kadar, Amerika'ya gidene kadar gemilerin içerisinde üretim yaptılar. Gemiye al. Makinaları dizdiler, insanları yerleştirdiler. Tabii orada Çin ve Japonlar böyle. Hayır gemide üretim yapmış. Gemide tabii. Malı götürürken boş götürmemiş abi. Gemiye bir otomobil için ne lazım? İşte 4 lastik, bir blen motor, şu kadar kaporta, şu montajını kadar buji, şu bu neyse yüklüyor gemiyi. Evet. Çık yola. Zaten yol boyunca yapar geliyor. Avrupa'ya zaten 1-1,5 ayda geliyor. Evet. O 1,5 ayda otomobilleri yapıyor. Tık 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 otomobil yiyor. Gemide üretim yap. Yaptı adam. Evet. Yani tekstilde öyle yaptılar, otomobilde öyle yaptılar. Yani gerçekten adamlar çalışkan adamlar. Yani sonuçta bilmiyorum o kaliteli telefonlar
ne diyorlar? Büyünkü telefonlar. Tabi onları da ürettiler. Avrupa'nın tüm her alanlarda çalıştılar. Tabi ürettiler. O teknolojileri de güzel aldılar. Şu anda da değerlendiriyorlar. Yani şu anda Japonya'nın ve de Kore'nin yaptığı telefonlar yokken Aselsan telefon yaptı ve çeşitli dünya ülkelerine de sattı. Evet. Ondan sonra Atilla Bey'in biraz evvel dediği gibi hop yok. Şimdi planlı ekonomi döneminden çıktık. Şimdi evet. Zamanında İstanbul'da düşünün ya, İstanbul'da 33 tane iplik fabrikası var. Ya arkadaş, İstanbul'da pamuk yok, yün yok, Trakya'da yok. Ya pamuk nerede üretiliyorsa Ege'de, Akdeniz'de, Adana'da, Güneydoğu Anadolu'da, Çukurova'da var. Doğru. Fabrikaları oraya yapacaksın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyle yapmıştı. Ama Kayseri'de. Evet. Ondan sonra İstanbul 20 milyon. Olacak tabii. Evet. Hatice Bey de bilir. Bir zamanlar Rus dedi, yani Sovyet Sosyalist Birlik olduğu dönemlerde İstanbul'da arazi alınamazken Ardahan, Kars'ta orada anlamıyordu, İstanbul anlıyordu. Siz o dönem yetiştiniz mi gümrükleri açıkken Rusya'dan, yoksa siz o dönemi hiç araştırdınız mı tabii? Yani Rusya'yla iletişim vardı o zaman, göç olayı değil. Daha önce. Yani dediğiniz gibi yerinde üretim vardı o zaman. Rusya'ya mal gidiyordu bizden. Rusya'dan mal geliyordu. Canım ben şimdi Çıldır'dayken mesela Çıldır'daki Aktaş kapısı. Evet, şimdiki. Posoft'taki kapıda. Evet, Posoft'taki. Ruslarla biz orada, onların oradaki yöneticileri, biz yöneticiler toplanıp orada hatta yiyip içiyorduk. Konuşuyorduk. İşte şu lazım, bu lazım. Vatandaş veriyordu, onlar veriyordu. Böyle şey, yani şu andaki serbest pazar gibi. Evet, evet. Onlar alıp veriliyordu. Herkes de memnundu. Aniden. Çünkü böyle bir şey hepsi kaldırıldı. Yani peki sen niye Giresun'a geldin abi? Neden buradasın? Hadi biz hayvancılığı, inekleri sattık geldik. Sen niye geldin Giresun'da? Fındıklar kalmadı mı orada? Aynı şey mi? Kars'a gitmiş ama ilk. Ben ilk göreve Kars'ta başladım. Giresun'da da göç devam ediyor. Giresun fındık merkezi. Yani orada durulamıyor. Niye durmuyoruz? Deniz var. Ova var, dağ var, güzel yani. Ama bu anlamda yani bu yanlış. Orada, ya ben orada dışarıdan giden birisi olarak 8 yıl kaldım ve hiçbir zaman da ya ben orada ulan burası mahrumiyet bölgesi falan demedim. Hayatımın en güzel, en zevkli günlerde orada geldi ama şartlar öyle zorladı. Mesela daha sonra devam ettiğim işte olaylı yılların 70-80 arası, ben 1968'de orada göreve başladım ama 1972'de de Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. 79'da bitirebildim. Olaylı yılların Siyasal Bilgiler Fakültesi en içinde, evet, olan bir okul. Yani biraz da tabii okul nedeniyle de geldik. Öyle mecburen işte o zaman döndüm. 76'da Kooperatifler 1. Bölge Müdürlüğü'nü İstanbul'da kurduk. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli'de o kooperatif örgütlenmesini yaptık falan filan. Gayet de güzeldi. Mal üretiliyordu, satılıyordu, gidiyordu. Kimse de şikayetçi değildi. Herkes de üretiyordu. Şimdi biraz evvel dedim ya, köylü tarlası ve toprağıyla küs artık. Gidemiyor. Peki iş adamı da mı küs? Ne yapmalı? Bu devlet köylü size iş adamlarının daha dediğiniz dağılması için anlamında, Afyon'daki Afyon'un öz ürününü üretmek, Diyarbakır'da olmak, yani iş adamını nasıl göndereceğiz İstanbul'dan? Burada bir fabrikası ne alakası var diyor İstanbul'da Mustafa abi? Şimdi Fakir yani Bey, biz bunları nasıl yayacağız dışarı size? Mecburen kendileri gidecekler. Çünkü devlet böyle bir otkalı. Yok. Devlet de dese yani bu sanayici buradan gitmek zorunda kalacak. Çünkü yetmeyecek yani, yetmeyecek Şeyma Hanım, aynı zamanda bir de alttan eleman yetişmeyecek. Yani yok şu anda. Yani biz kendi tekstil sektöründe bile bulamıyoruz. Eleman sıkıntısı var. Altta eleman sıkıntısı var. Bulamıyoruz. Yetiştiremiyoruz. Yeniden okullar 8 yıllık olduğu için zaten 8 yılı bitiren çocuk tekrar liseye gidecek. Evet. Ondan sonra da tekrar dönüş olmuyor. Yani altta eleman yetişmediği için Anadolu'da eleman var. Artık insanlar da yavaş yavaş köylerine, yani köyünde imkanı olanın ne işi var İstanbul'da? Yani şimdi Ardahan'da az önce oraya getiriyordum konuyu, tekstil fabrikasıyla ilgili. Evet. Tabii yani şimdi Anadolu'da işi olan insan gerçekten gelip şu engemeyi çekmez. Yani 2 saate 15 dakikalık yolu geliyorsan çekilecek bir şey Ardahan'da değil. Ardahan'da tekstil olur mu peki? Uygun mu yani? Veya Plüsü'ne gittiniz hatta. Baktınız. Şeyma Hanım, yani şöyle bir şey. Aslında Ardahan az önce bahsettiğimiz gibi yayla, mera hayvancılığının olması gereken yer. Ama
şu da bir gerçek. Ardında da ciddi bir işsizlik söz konusu. Yani benim bir baktığımda Türkiye'nin birçok kentinde olduğu tabii İşkur'un kayıtlarında o zaman kaç 7 bin kişi falan görmüştüm sanırım. Bu işsizliğin de bir şekilde giderilmesi lazım. Evet. Yani fabrika doğru bir yerde o tür şehirlerde fabrika insanları köylerden çekecektir. Çünkü sigortalı iş varken gidip köyünde adam üretim yapmayacak. Hayvan peşinde gitmeyecek. Tarım yapmayacak. Evet. Doğru mu? Sağ olun. Kendi işini de yapmaktan biraz... Ardahan'da Ardahan, Kars, Çıldır veya Ardahan ve Kars. Ben orada olduğum zaman Kars, Ardahan ve Iğdır tabii o zaman vilayet olmamıştı. Oranın bölgesel özellikleri var. Yani onları Ardahan'da yetişen hayvancılık Türkiye'yi besleyecek durumda. Yani sen Ardahan'daki vatandaşa, biz o zaman onu anlatmaya çalıştık. Ya sen Ardahan'daki vatandaşa buğday ve bu arpa ekmeği öğretiyorsun. Ha kardeş, Konya buğdayı arpayı ekecek, Ardahan'daki adam da hayvancılığı geliştirecek. Mustafa abi, siz bunları bu anlatamadınız diye mi bir değişim oldu ya? Ben onu anlamıyorum. Yani tamam anlattık da demek ki ikna edemedik. Halkı yani toplumu. Evet. Ne oldu da değişti? Yani siz bu kadar mücadele verdiniz. Abi göç başladı işte. Yani biraz niye tutamadık biz bunları? Ya yani çok güzel şeyler anlattık. Vatandaş değerlendiremedi. İşte dedim ya 1970'lerde evet, kurulan şeyler yok edildi. O kooperatiflik yok edildi. Üretim ta o zaman çiftçi, köylü ürettiğini pazarlayamadı. İşte kardeşim o zaman gelmiş. Niye geldi? Pazarlayamıyor. Elindeki hayvanı satmış. Şimdi düşün. Ardahan'da kaç? 23 İstanbul'a getirmiş 46. Evet. Fiyat farkını görebiliyor musun? Doğru. Vatandaş yok. Zor durumda. Mecbur. Mecbur evet. Şu anda o ekonomide biz bir reklam ya diyelim mi? Yok daha devam edeceğiz. Çünkü Az bir dakikamız kaldı. Evet. Bizim Şimdi Atilla Bey bir şey geldi diye bir işsizlik. Şu anda Türkiye'de meslek okulu yok ya. İşte kardeşim tekstilci. Eskiden tekstil meslek okulları vardı. Abi Suriyeliler geldi. Kornatelli okulu vardı, Mustafa şu Bey, vardı, bu vardı. Meslek okulları yok. Olsa bile ondan sonra çıkanlar ilerleyemiyor. Yok ama şimdi işsiz. Çünkü üniversiteye gönderiyor bu sefer yine. Üniversite öğretim hoca görmeden üniversiteden mezun oluyor. Evet. Atilla Bey. Ondan sonra da Titeber Şahimardan boş teneke. Şimdi bir sürü üniversite mezunu boş. Evet, size öyle mi diyorsunuz Atilla Bey? Yani bir sürü üniversite evet boş. Yani Mustafa Bey'in dediği gibi. Çünkü şöyle boş. Yani benim bildiğim, duyduğum kadarıyla bölümleri, gereksiz bölümler çok fazla açılıyor. Birçok çocuk bunlara, benim çevremdeki insanlarda da üniversite olsun diye kayıt yaptırılıyor. Çocuklar okulu bitirdikten sonra hepsi üsrana uğruyor. Sahada yani, aynı iş olmayacak. Tabii. Evet. Yani ihtiyaç doğrultusunda bölümler açılmış olsa belki de bu kadar sıkıntı çekmeyeceğiz. Mesleki okulları doğru. İnsanlar şey görüyor. Şeyma Hanım da dediği gibi meslek okulunu bitirenler de yine kaçıyor dediniz. Üniversiteye göndermek zorunda kalıyorlar. Çünkü bir meslek sahibi olamıyor meslek okulundan çıkan öğrenci de. İşte orada da bir sıkıntımız var. Ciddi bir eğitim almıyorlar. Eğitim yani bize bir şimdi sıkıntısı var orada. Öğrencinin suçu yok. Öğrencinin suçu yok. Bir de şeyin de atası var. Bizde mesela stajyer öğrenciler geliyor. Şu anda tekstilde. Evet. 4-5 tane arkadaşımız çalışıyor. Onlara da buradan selam olsun. Pırlanta gibi kızlar. Kardeşlerle beraber yapıyor şu anda. Bir öğretmen tabii. Kardeşi var. Bir gazeteci kardeşi var. Tekstildeler değil mi abi? Evet, hepsi tekstil. Diplomaları asmışlar oraya. Hı-hı. Onlara da burada selam söyleyelim. Ondan sonra biz şey yapıyoruz. Özellikle ben bütün ekibimi uyarıyorum. Bu çocuklara en iyi şekilde eğitim verin. En iyi şekilde eğitim verin. Masa sildirmeyin, çay istemeyin. Çünkü şu ana kadar birçok kurumlarda, resmi dairelerde dahil bu mesleki okullarının giden evet, çocukların çoğusunu bencere, şey olarak ben çok gazete dağıttırmam gibi. Çok güzel bir yere de indiniz. Biz gazetecilerin, yeni mezun gazetecilerinde evet, bir reklama gidelim, ondan sonra bahsedelim. Tamam. Peki, abi. Evet tamam. Öyle yapalım. Reklamla dedik. Tempo TV sizin kanalınız. Ofisi.
topraktan gelen güç. Bugün Tekirdağ Ergene Yulaflı'dan bahsedeceğiz. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Gerçi tabii ki siz dostlarımız, değerli izleyicilerimiz biliyor ama yine de hatırlatalım. 0212 428 82 60 0544 428 82 60. Bize Tekirdağ Ergene Yulaflı'dan biraz bahseder misiniz? OSB bölgesinin içerisinde tam odaklanma noktasındayız. Yerleşim yeriyle aramızda sadece 150 metre. Bu da ne demek? Elektrik suyunu her türlü kullanabileceğin bir yaşam alanından bahsediyoruz. 500-600 metre ileri gittiğimiz zaman hızlı trenin geçtiğini görüyoruz. E5'le aramızda 1 kilometre var. Bakın bu anlattıklarım gerçekten çok önemli. Otobanla aramızda 1,5 kilometre var. Bunların bir yere gelmesi, bunların bir yere odaklanması, çoğalması demek oranın hızlı bir gelişim göstereceğine işarettir. Zaten o şu anda orası yüzlerce devasa fabrikalarla dolmuş bir alandan bahsediyoruz. Bugün iş aş tamamı o bölgede yerleşmiş. İstanbul bugün binlerce çalışanıyla Tekirdağ, Yulaflı, Ergene bölgesine gidiyor. Bu bölgenin gelişmemesi mümkün değil. Bakın rakamlarımız gerçekten çok küçük rakamlar. Yani küçümsemek mantığıyla demiyorum ama alınabilirliği yüksek rakamlar. Bugün herkesin alabileceği bir ortamı var. Herkesin alabileceği bir bütçesi var. Bugün 1000 lira beyaz eşya alır gibi bir arazi alıyoruz, bir arsa alıyoruz. Ve şundan emin olsun dostlarım, çok fazla değil. 3 ya da 5 yılı geçmez bu bölge ciddi primler yapar. Buraya gidip gelen insanların şu ana kadar hiçbir müşterimiz boş dönmedi. Tek yapmaları gereken birkaç saatlerini bizlere ayırıp benim ne demek istediğimi, bu bölgeyi gerçekten görmeleri gerekiyor. Bakın almak zorunda değilsiniz. Gelin görün. O bölgede bir izleniminiz olsun. O bölgeyle ilgili bir yorumunuz olsun. Gerçekten yatırım yapılacaksa buraya yatırılması gerekiyor. Bu bölgede 300 metrekare yerlerin şu anda takriben nakit fiyatları 60-65 bin lira civarında bir rakamları var. Biz ne yapıyoruz? Bunu 10 bin lira, 15 bine daha aşağısına alıyoruz. Yani 65 bin rakamını 50 bine tutuyoruz. Bu 50 binin tamamında sizden nakit istemiyoruz. Yarısı 30 bin lirası nakit, 20 tane bir vade farsı yapıyoruz. Tapu masraflarının tamamı bizlere ait. Kefil yok, ipotek haciz yok, banka yok. Yani... sizleri zora sokacak hiçbir uygulamamız yok. Bizler Caner Erenler Arsa Ofisi olarak kendi bünyemizde yapmış olduğumuz senetlerle sizlere ödemelerinizi kolaylıkla sağlatıyoruz efendim. Bu arada takas imkanlarımız var mıdır? Tabii ki var. Takas imkanlarımız var. Araç takaslarımız var. Daire takaslarımız var. Bugün araçlar kapıda durduğu yerde çürüyen bir ortamdayız. Bugün çok ihtiyacımız yoksa, hafta sonları bir gün kullanıyorsak araçlarımızı, dostlarımız ne yapsın biliyor musunuz? Yani ben ya da başkası. Bunu arsayla takas yapsın. Bugün araçlarımız durmadan, vergisiyle 7-8 tane evrak olmadan zaten trafiğe çıkamıyoruz. Kapıda duran araçların sadece gideri bizim arsa fiyatının taksidi kadar 1000 lira. Yani her ay 1000 liranız çöp oluyor diye biliriz araçlarda. Siz bunları takas yaptığınız zaman o 1000 lira size yatırım olarak döner ve artı 1000 lira da prim yaptığını varsaysak arsanın her ay. Yani siz kapınızdaki duran bir aracı geleceğe bir yatırım unsuru olarak kullanabilirsiniz. Daire takaslarımız var. Birçok ailemiz arıyor diyor ki benim bir dairem var, benim 6 tane çocuğum var. Bir daireyi diyor 6'ya bölme şansım yok ama diyor herkesin bir yeri olsun. Ne yapıyoruz? Buyurun gelin diyoruz. Arsalarımızı götürüp gösteriyoruz. Daire takaslar da yapıyoruz. Yurt içinden gelenlere, yurt dışından gelenlere uçaklardan karşılıyoruz. Tüm ücretleri bizden olmak üzere otel masraflarını karşılıyoruz. Bir gün burada misafir ettiğimiz takdirde. Alttaki yazan rakamı verdikleri takdirde kendilerine bir arazi sahibi yapıyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntısız bir şekilde içleri rahat bir şekilde aldıkları yere yani havalarına tekrar bırakıyoruz. Gelmeleri, gitmeleri, yemeleri, içmeleri, otelde kalma masrafları Can Erenler Arsofisi'nden. 1 lira dahi masraf etmeksizin gerçekten bir ticaret yapılmak isteniyorsa 0212 428 82 60 0544 428 82 60. Tempo TV ekranlarında Musa Küçük türkü severleriyle buluşuyor. Öldükten sonra Azrail geldikten sonra şimdi mi geldik? Musa Küçük Show'un bu haftaki konukları Bursa Bayburt Demirtaş Köyü Derneği Başkanı Fatih Aktaş, sanatçı İbrahim Nişancı, ve Çoban Ali olacaktır. Çok sevdim seni bir zaman, gülüm gülüm bir zaman,
geçti zaman. Musa Küçük Show her cumartesi saat 22.15'te sadece Tempo TV'de. Sele yaslandım ağladım. Türk müziğinin usta sanatçıları Ünal Sarıkaya ve Ozan Koç, Kuzenler Show'la harika bir müzik şöleni sunuyor. Kaderimde kendini zorlama, tatlı sözlerine teselli etme. Kuzenler Show'un bu haftaki konuğu Bahar Duman olacaktır. Sen iki gözün, insan olmayandan sözün, duya duya ben usandım. Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak, yedi tepeli şehrimde, yedi tepeli yurdumda bıraktım gonca günümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ama ne de düşünmek ölümü, ne de düşünmek ölümü. Kuzenler Show her pazar 14'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Türk müziğinin beyefendi sesi Bilal Sönmez. Dağlara sor, yollara sor, geceye sor, söylesin. Ve hanımefendi sanatçısı Çankırılı Makbule siz türkü severleriyle buluşuyor. Cayır cayır, aşıklık çekenle. Türkülerin Dili programının bu haftaki konukları Orhan Altın. Dansamaz, ve İlhami Özdemir olacaktır. Doğandı anam, cennet kokulu, gül yüzlü anam. Türkülerin Dili her pazar 16.15'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın flaş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18.15'te Tempo TV ekranlarında. İbrahim Bağış, farklı yorumu, muhteşem sunumu ve zengin orkestrasıyla sizlerle buluşuyor. İbrahim Bağış'ın bu haftaki konukları Mehmet Karla, tek sendin ağlayan, Erzincan'ın güzelisin can yârim. Songül Zar, Şehrivan Özçelik olacaktır. Anladım, ağladım, yarı dene dene ağladım, yarı dene dene ağladım. İbrahim Bağış Show her pazar 21'de sizin kanalınız Tempo TV'de. İşte o bendim. Ölümcül dediler, umursamadım. Genç yaşlı ayırmıyor dediler, birileri bir şey çeviriyor dedim, inanmadım. Az bile söylemişler. Şimdi buradaki en ağır hastayım. Göğsümdeki sıkışma dayanılmaz. Ya yenemezsem? Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Yola çıkalı 10 dakika olmadı. Hemen fotoğraf paylaş. Ya sen de hep kendini çekiyorsun. Biraz bizi de çek. Evet. Evet, gelin o zaman. Yaklaşın. Ama ben görünmüyorum. Sen çek o zaman hadi. Evet evet sen çek. Gülümseyin. Çekiyorum. Çektim.
Araç kullanırken telefon kullanmak, sürücünün dikkatini dağıtmakta ve trafik kazalarına yol açmaktadır. Ölümsüzleştirmeye çalıştığınız o an, son anınız olmasın. Deprem Türkiye'nin gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil, birçok kişiyi kurtaracak güçte. İşte bu nedenle depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Deprem anında sakin kalın. Balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Depremin hemen ardından yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, vanayı ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. Deprem öncesi E-Devlet üzerinden bilgisini aldığınız ve binanızdaki afişte belirtilen size en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin. Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızla ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. Acil çağrılar için iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı'nda afet riskine karşı hep birlikte. Tempo TV, sizin kanalınız. Evet, Gazetecilerle Gündem adlı programımız devam ediyor. Konuklarımız, iş adamımız Atilla Çeliktürk, Lema Tekstil'in yönetim kurulu başkanı ve gazeteci meslektaşım, abim, müdürüm bir zamanların müdürümüz, Akşam Gazetesi eski müdürlerimizden. Beraber manşetler attık birçok sefer, Mustafa Dolu ve Özlem Şeyma Yılmaz. Alaylı mektepli kavgasıyla başlayalım mı bilmiyorum ama yine ben Atilla Bey'e sözü vererek başlayalım. Şeyde Atilla kalmıştık Bey. Fakir Bey, bu yeni gelen çırakları yetiştirmeye de kalmıştık. O önemli. Evet. Size şimdi geldi bir çırak. Şimdi şu anda sizi izliyorlar. Çıraklarınız. Çıraklar izliyor. Yani, çalışanların. Onlara bir de selam söyleyerek başlayalım. Evet, buyurun. Buradan az önce dediğim gibi bütün stajyer arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Çalışan personel arkadaşlarıma da. Özellikle onlar başladığı zaman, gördüğüm zaman sürekli söylediğim şu: siz kendi işinizle alakalı ne varsa onu öğrenmeye çalışın. Eğer size birileri başka işler veriyorsa, başka sorumluluklar veriyorsa, işte masa temizlettirip başka şeyler yaptırıyorsa benim haberim olsun. Evet. Çünkü ben bunu yayından önce de dediğim gibi resmi daireler olmak üzere, özel sektör olmak üzere stajyer öğrencilerimiz çok fazla eğitmekten ziyade o insanları kullanıyorlar. Evet. İşte başka işlerde kullanıyor. Bu da yazık, günah. Yani o çocuğun hevesi kaçar. Yani tekrar o yapmak sektöre... Yapmak istediği işi yapamıyor. Tabii o sektöre dönmek istemez. Evet. Onun için bizim önce o insanları, o sektörü sevdirmemiz lazım. Yani biz de tekstil... işte Fakir Bey, işte orada bu sektörü sevdirmek lazım. Mustafa, ben bu sektörü sevdirmiyor muyum şimdi buna? Şimdi Şeyma bir kere çok şanslı. Çok kavgalarımız var Fakir Bey'le. Hayır, şanslısın sen. Şimdi şu veya bu şekliyle babanın, Fakir'in elinde bir gazete gibi var. Bir de dergileri var. Evet. Şusu var, busu var. Sen şanslısın diğer meslektaşlarına göre. Ha, o sana şöyle tahmin ediyorum. Yani daha evvel, büyük bir ihtimalle bizden de bir şeyler öğrenmiş olmalı ki sana ya şu şöyle olsun, şu şöyle olsun diyordur. Yani müdahalesi öyle olur. Sen niye kavga ediyorsun ki? Elinde çok İki gazeteci büyük... karşı karşıya olunca tartışma çok çıkıyor Mustafa. İyi de gazetecide de gazeteciye de bir kursa gazeteciye girsen 50 tane 60 tane gazeteci bir arada olacaksınız. Yani evet. Bir de şöyle bir şey var. Ben Atilla Bey'i ziyaret ederken oğlu da Şeyma gibi yeni bir üniversiteyi bitirmiş, Can değil mi abi? Evet, Can da babayı yani daha çok iyi olması için tabii yönlendirmeye çalışıyor ama biraz dünyayı bilmiyor mu Atilla Bey? Dünyayı ondan bilmiyoruz değil de biz aslında yeni dünyayı biliyoruz. Evet. Biz ona yönelmeye çalışıyoruz. Siz mevcutu korumaya çalışıyorsunuz Atilla, beni kurtar aslında. Ya şimdi şey oluyor. Fakir Bey, bir kuşak çatışması gibi bir şey ortaya çıkıyordu. Aslında evet, öyle değil. Yani ben
Şeyma Hanımlara veyahut işte Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar. Onların tamamına sonsuz güvenim var. Evet. Çünkü çok başarılılar. Çok iyiler. Evet. Yani bunu geçmişte şeyde de Taksim olaylarında da bunu gösterdiler. Gezi olayında. Gezi olaylarında. Çünkü şey yapamadılar. Yani insanlar şey diyordu. Z kuşağı. Bunlar bir şey bilmez. Bunlar işte sürekli elinde telefon, bilgisayar şey bu derdik. Biz de zaman zaman suçladıklarımız evet. oldu ama öyle değil. Yani Z kuşağı gerçekten çok başarılı bir kuşak bana göre. Ama bizdeki şey de tabii biraz kuşak çatışmasına giriyor. Ben kendi çocuklarımla da zaman zaman bunlar yaşıyoruz. Siz biraz daha hızlı olsun. Hemen işi bitirmek istiyoruz. Biz i̇şi daha bitirmek istiyoruz. Biz biraz daha zamana yayarak sindire sindire bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim geriye dönüşümüzün olmayacağını çok zaman yaşamışız belki de geçmişte. Evet. Bu korku da var içimizde. Ama siz bunları yaşamadığınız, görmediğiniz için hemen hızlı bir şekilde olsun istiyorsunuz. Galiba orada bir ufak çatışmamız oluyor ama yine de yok. Bu ülkede, bu dünyada sizlerden çok şey alacak. Çünkü gelecek sizlerin. Yani biz ne kadar kavga da etsek bunlar geçici bir kavga. Aynen. Sizin aynen. Yani, dünya bizim aslında Fakir Bey. Şimdi, dünya sizin evet. Teknoloji evet. konusundaki gençlerimiz kesinlikle bizden çok ileri. Mesela ben bazı şeyleri torunlarımdan öğreniyorum. Evet, ben de torunuma yaptırıyorum. Evet, aynen. Sana da gelmişler onlar da. Atilla Bey gezi olayını söyledi. Mesela benim gelinlikçi bir arkadaşım var. Onun oğlu Kerem. Şurada otururken evde ya anne şu suyu ver de içeyim diyen çocuk. Yani ulan şu masayı uzat elini alacaksın o suyu niye annenden evet. istiyorsun dediğimiz çocuk. Gezi olayında arkadaşlarından para topladı geziye su taşıdı arkadaş. Ya doğru. Bu gençlik böyle de bir gençlik. Bizi ateşleyen bir şey olması gerekiyor yani, aslında. Yani şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki evet. gençler bir şey istemiyor ya. Yani evet. ama ülkemizde bir takım bir çevre onlara terörist gözüyle bakıyor. Evet doğru. Ya o adamlar teröristle hak aramayla terörist farklı şeyler. Terörist denilen şey belli kimlerin terörist evet. olduğu bu ülkede. Teröristlerin ne yaptığı da belli. Bu çocuklar kendi haklarını arıyor. Sen İşte burada Atilla Bey'in dediği gibi evet. kırılma oluyor. Biz kırılıyoruz yapacağımız mesleklere. Evet. Yapmak istemiyoruz. Yani. Atilla Bey Can da öyle mi yaptı? Yapmak istemiyor tekstili. Yani aslında Can'ı alacaktım ben buraya da çatıştıracaktım bunları. Evet. Ya tekstili yani istemiyor doğru. Daha doğrusu pandemiden 3 ay önceydi. Kardeşimle birlikte onlar Amerika'ya gittiler. Evet. Orada işte bir tekstille ilgili bir çalışma yapacaklar. O da pandemi oldu geri çağırmak Amerika'da zorunda kaldı. Siz yurt dışına da çalışıyoruz değil mi? Yurt dışına çalışıyoruz tabii. Özlem Şeyma bir şey söyledi orada. Başkalarının markalarını mı yapıyoruz? Kendi markalarımızı yapıyoruz Türkiye olarak. Yok. Avrupa'daki bütün markalar, birçok markayı yapıyoruz. Türkiye öyle yapıyor değil mi? Türkiye'de genel... Kendinize ait bir markamız? Yok. Yok şu anda yok. Türkiye'de var markamız tekstil dünyasında. Tabii yani yine baktığım zaman marka en azından yani. Tekstilde varız. Var değil mi? Varız. Yani, benim yeğenlerim Erpan firmasının da sahibi. Onlar da şu anda çok önemli. Sürekli İngiltere'ye çalışıyorlar. Yani biz her Türkiye'de tekstilde olarak dördüncü, marka olarak üçüncü, da varız. İkinci neredeyiz? Alan şey sağ olarak dünya normalde. Hocam Amerika bize kota koydu bilmem ne o pamuk falan filan konusunda. Biz işte şimdi biraz evvel diyorsun ki nasıl kurtulacağız? Kurtuluş kolay. Kardeşim ben çiftçimi, köylümü teşvik edeceğim. Onları pamuk üreteceğiz. Evet, hemen Yunanistan'dan. Mustafa abi ben takvim koparmak getirdim orada da. Mart ayı bitmeden bitirdim şey takvimi. Almayacağım. Pamuk almayacağım. Şimdi, kendi bu Tokat abi. Tokat yani. Valiliği yapmış. Evet. Şu anda Tokat'ın valisi de Ardahan abi. Evet. Şimdi evet. Tokat'ın valisi, Tokat'ın bak bu meyvelerinin olduğunu kamerayı anlatmış. Biraz gösterelim. Kamerayı çevirelim. O yani mi, erik mi? Erik herhalde veya üzüm mü Tokat'ta? Tokat valisi Ozan Bey. Şimdi Ardahan'da, Ozan Bey Ardahan'da yetişti. Başarılı. Türkiye'de vali şu anda. Ben tesadüfen şeyde gördüm. Yani buna dönmemiz mi gerekiyor diyorsunuz siz? Yeniden Tokat'ın ya bu ülkeyi özüne. Kurarken ona döndüysek hayır her konuda biz döneriz. Bu ülkenin insanı yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk boşuna Türk milleti çalışkandır, zekidir boşuna demedi.
Ya vatandaş teşvik istiyor ama biz küstürdük, toprağıyla küstürdük, eviyle küstürdük. Yani alamıyor ya. Bir ya traktör, işte Atilla Bey söyledi ya, arkadaş sen Kotra'ya verdiğin fiyatı niye traktöre vermiyorsun? Mazot, köylü mazotu 7 liraya alıyor. Gübre alabildiğine pahalı, ilaç alabildiğine pahalı. Peki biz matbaaya da göz getirdik. Tekstilde makine konusunda iyi miyiz? Yani teknolojik olarak, tekstil Türkiye olarak. Yani ithalat. Şu an silah tüccar, betondan, ekonomi beton üzerine dönüyor da yeni yeni bir silahlamaya da dönmeye başladık. Tekstilde de teknolojiyi yani, kullanıyor mu yani makine olarak? Siz? Var, yerli üretimlerimiz de var, ama çoğunluğu ithal. İthal. Çoğunluğu ithalatını yapıyoruz. Yani onu da kendimiz yapamadık yani. Makineyi görüp de onu kendimiz Çinler gibi yapamadık. Yapamadık. Biraz evvel Atilla Bey anlattı. Yapabilirdi. Bu ülkede onu yapacak mühendisler, teknik elemanlarımız var. Ya kardeşim sen onu niye yapıyorsun ya? Ben onu sana bunu satarım denildi. Biz ona kandık. Ülkemizi yönetenler onlara kandı. Evet. Pahalı olsun benim olsun abi. Benim elime alışsın. Bitti. Olay dememiz bu. Gerekiyordu ki yapmadık. Ona yapacağız. Evet. Kendimize, özümüze. Şimdi Türkiye'de dönüyor. Bir üretim bir başladı aslında. Bir yapılmaya işte silah, uçak, araba, bunları yeni yeni çalışmalar yapıldı. Sizce bunun bu kaç senede, kaç yılda tam olarak oturur biz de Avrupa ülkeleri gibi dünyaya açılabiliriz kendi ürünlerimizle? Şimdi şey mi, bizim ülkemizin konumu o kadar güzel bir yerde çok ki. Çok stratejik, evet. Üç kıtanın arasında bir nokta. Avrupa, Afrika, Asya. Geçiş, Boğaz Köprüsü gibiyiz, evet. Biz. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Ayrıca bizim ülkemiz her türlü güney ve kuzey paralellerindeki arasındaki 780 bin kilometre karelik toprağımız her türlü tarım ürününü üretmeye müsait iken, evet. Benim ülkem Bulgaristan ve Romanya'dan saman almaya başladık ya. Yapma, etme. Atilla Bey, siz sık sık yurt dışına gidiyorsunuz. Yurt dışında Türkiye bakınca nasıl görünüyor? Türkiye denilince ne deniliyor? Ya Türkiye, yani Türkiye bilmiyorum, bizim ülkemiz olduğu içindir. Seviyorum. Belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkedir. Evet. Sonuçta az önce teknoloji Şeyman'ın dedi, yani şimdi evet, son zamanlarda gerçekten bir şeyler yapılıyor. Yani çok insanların basit gördüğü İHA'lar, SİHA'lar bile bu ülke için çok büyük bir değerdir. Benim evet. Gördüğüm evet. Kadarıyla. Yani biz başkalarının istihbaratlarının yanlış şeylerde geçmişlerde yaptık. Ama evet. Bu İHA'lar, SİHA'lar bunlar bizim olduğu için zaman zaman şeye düşmedik, hatalara düşmedik. Bunların sayesinde düşmedik. Yani teknolojide doğruya doğru diyoruz, evet. Yok. Yani doğruya doğru. Doğru yapılan şeylerde de devletimizin kesinlikle arkasındayız. Doğru kesinlikle doğru. Yapılan iyi şeylerin hepsinin tamamının arkasındayız. Biz toplum olarak da arkasındayız. Burada dil, din, düşünce, ırk ayrımı olmaz zaten. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Yani evet. Keşke herkes iyi şeyler yapsa. Evet. Hepimiz takdir etsek. Yapılan iyi şeyler var. İşte yapacak insan çok. Bu ülkede gerçekten çok değerli, yeni nesil çok değerli mühendisler, mimarlar var. Evet, yetişiyor. Doğru. Yetişiyor. Beyinler var. Yeter ki bunlara... O beyinler kaçmasın bu ülkede, burada kalsınlar. Yeter evet. Ki bu insanlara imkan tanısın. Sonuçta imkanlarda, yani bizim tekstil için söyleyeyim, var. Şu anda teşviklerimiz var. Yani markalaşma anlamında olsun, evet. Arka anlamında olsun. Var. Yapıyor muyuz? Evet, çoğumuz yapamıyoruz. Yapmıyoruz. Biraz daha bize eğitim de şart. Yani bununla ilgili, yani bir teşvik nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır? Bunu da bilmek lazım. Sorduğun zaman yetkililerden bile net cevaplar alamıyorsun ama. Atilla Bey, bir de şöyle bir şey oluştu. Online diye bir sistem geldi. İnternetle birlikte şu an alışveriş furyası başladı. Herkes oturduğu yerden bir sürü alışveriş yapıyor. Bu nasıl etkiledi? Siz bir... Yani Şeyma Hanım, şimdi tekstilde evet, buna da dünya hazırlıksız yakalandı. Bir senede aslında pandemi vardı. Hiç kimse evden çıkamadı ama çok ünlü markalar hiçbir şey kaybetmediler. O parayı kazandılar aslında. Ya markalar... Hiçbir şey olmadı aslında ama fakir... Ama teknolojiden yaralandı. Yok, o teknoloji... bak işte demek istediğim de buydu zaten. Zaman teknoloji zamanı. Gerçekten evet. Teknoloji.
geçen yıl bu pandemi başladığında çok hazırlıksız yakalandı. Dünyanın tamamı hazırlıksız yakalandı. Ama tekstilde, alışverişte işte çok hızlı ayak uydurabildiler internet satışlarını. Biz de zaten onu görür görmez 3 aydan sonra müşterilerimizi çeşitlendirmeye başladık. İnternet satışı siteleri olan müşterilerimizi şey yaptık. İlk etapta onlara ağırlık vermeye başladık. Biz de o krizi biraz da öyle atlattık işin açıkçası Şema Hanım. Yani Çin'in gemide yaptığı işi biz hemen internet üzerinden yaptık. Evet, yani Türkiye'de yaptı bence. Yani gıda anlamında olsun, tekstil anlamında olsun. Türkiye aslında hızlıca uyum sağlayabilen bir ülke. Çok hızlı. Gerçekten işte az önce demek istediğim de bu. Yani bizde potansiyel var. Evet. İnsan gücümüz var. Özgüven var. Özgüvenimiz var. Yeter ki fark edelim. Yeter ki onları fark edip açığa çıkaralım, onlara imkan tanıyalım. İdarecinin yani. Mustafa abi, siz Beyoğlu gibi yerde de belediye başkanı aday olmuşsunuz. Doğru mu efendim? Doğru. Aday mı oldunuz, aday mı? Hayır, 2009 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nı saat gece 2'ye kadar kazanan birisiydim. Tayyip Bey'le mi yarıştınız siz, yoksa? Yok, o dönem değil. Ahmet Misbah Demircan Bey'le yarıştık. Saat 2'ye kadar ben başkandım. 2'den sonra ne hikmetse trafoya kedi girdi. Türkiye'nin ilk kedi ve trafo mağduru olarak belediye başkanlığını kaybettik. Evet. Ve her ne hikmetse o trafo patladıktan sonra 15 bin oy Beyoğlu gibi yerde iptal edildi ve ben seçimi 2000 oy farkıyla kaybettim. Evet. Peki bunu niye sordum? Ben de Atilla Bey'in dediği gibi iş adamlarının önünü açacak, toplu ülkeye yön verecek siyasiler sizce başarılı mı? Yani bunlar. Ya şimdi ben ülkemin 7'den 70'e tüm insanların eğitilip yönetildiği iyi bir yönetimle her şeyi başaracağından eminim. Biraz evvel dediğim gibi biz yani hiçbir yoktan bir devlet kurmuşuz biz ya. O neslin torunlarıyız biz. Evet. Şimdi siyasilere burada ne düşüyor? Covid-19 Türkiye'yi sarsar, bütün dünyayı sarsarken mesela bizim yöneticilerimiz Hıfzı Sıha ve Refik Saydam enstitülerini niye kapattılar? Biz şimdi bunlar dünyaya bu iki enstitüde dünyada olmayan bir sürü daha evvelki salgınların aşısını yapmış, ilaçlarını yapmış iki tane enstitü. Bir gün aşı üretebiliriz. Ha geldi, ha gelecek. Şimdi büyük bir ihtimalle bu iki enstitü bir sürü dünyayı sarsan şeylere aşı üretmiş ve de başka ülkelere zamanında satmışken şimdi belki de biz dünyaya biz aşı satacaktık ama ya yine bunları niye kapattın Türkiye'deki arkadaş? Beyinler satıyor şu an. Allah Allah. Adına işte Türkiye'deki bu enstitüler kapanınca onlar da gider orada. Almanya'da yaptılar. Amerika'ya gider, Almanya'ya gider. Yani Atilla Bey daha yakın. Bu işi Türkiye'de aradığını bulamayan veya tatmin olmayan Avrupa insan kaynakları takip ediyor. O kapıyor, alıyor, getiriyor. Ama onlar Türkiye'de bilim adamları olarak değil. Daha fazla değer veriyor. Benim milletime imkan verilince başaramayacağı şey yoktur diye inanıyorum. Yeter ki benim milletim köreltilmesin, eli kolu bağlanmasın, teşvik edilsin. İki Türk bilim adamı Merkel'in önünde yürüdüler. Atilla Bey, biz size imkanlar verdik iş adamı olarak. Bizi marka yapın tekstil dedik diyelim. Nasıl, hangi yolu izlemeli? Ne istersiniz hükümetten, devletten? Yani nasıl tekstili dev oluruz? Şunlar engeldir. Şunlar kaldırılsa diyebildiğiniz. Ya şu an için marka olmak için yani bunların hiçbir engel değil işin açıkçası. Evet. Yani bizim işverenler biz de dahil olmak üzere. Hazıra mı konmuşuz biraz? Biraz hazıra konmuşuz. Biraz da şey yapmamız lazım. Yani eğitim almamız lazım. Destek eğitim, almamız yani, lazım. Yani marka öyle akşamdan sabah olacak bir şey değil. Yani şeyde ihracat da öyleydi. Yani ihracat da akşamdan sabah olacak bir şey değil. Şu anda siz nasıl değil. Evriliyor musunuz jiri olarak? Yavaş yavaş. Neler yapıyorsunuz? Yavaş. Model bir geldim ben stüdyoyu gördüm. Yani bizim kendi kendi tasarımımız var. Yurt dışına tasarımlar yapıp gönderiyoruz. O tasarımlar üzerine sipariş aldığımız müşterilerimiz var. Yurt dışından tasarımlarını bize gönderip ürün halinde tekrar onlara göndeririz. Onların satışlarının üzerinden aldığımız siparişler.
Yani şu anda bizim kadromuz kendi bünyemizde 150 kişi çalışıyor ama tabii şey olarak topladığınız tabii tedarikçilerimiz falan topladığınız zaman yani belki de 2000'in üzerindedir. Evet. Çarpı 3 işte ailelerinin beraber evet. Belki de yani küçük bir firmanın bile 5-6 bin kişiye tekstilde istihdam sağladığını ben biliyorum. Yani çünkü yani etkenler çok. Yani tarlada pamuğu toplayan insandan tutun da en son tıra gidene kadar katkınız var hepsine. Evet. Şimdi Atilla kardeşim veya diğerlerini dünya markası yapmak için devletin üzerine düşen görevler. Nedir abi? Sen milletvekili adayı da oldun. Öncelikle mesela girdi maliyetlerini azaltmak durumunda. Ben o zaman yüksekse nasıl azaltacağız? Çiftçimi de kalkındırmak için pamuğu Yunanistan'dan almayacağım kardeşim. Benim çiftçim yetişecek. Makine yapamıyoruz. Yapmaya teşvik edilecek. Atilla Bey makina ithal edince de edeceğine. Ona bir teşvik sağlayacak, indirim sağlayacak. İhracatta diğer dünya markalarıyla yönelmek için bunun bir takım vergilerinde bazı muafiyetler veya azaltmalar olacak. Böyle teşvik olması lazım. Şimdi bizim devletimiz bekliyor ki bu adam bir şey satsa ben de ondan vergi alsam. Böyle olunca olmaz. Bu anlayış yaşamamız lazım. Teşvik bekliyor. Ha, biz devletimize hizmet etmek için Atilla Bey devletine para kazanmak, vergi vermek istemez mi? Ama ya benim boğazımı sıkma ya. Biraz nefes alayım. Daha çok kazanayım. Sana daha çok vergi vereyim demek zorunda. Evet. Bunu da yolunu açacaksın. Kapılarını açacaksın. Yolunu yapacaksın. Ve onda kolaylıklar sağlayacaksın ki sanayicimiz her türlü sektör. Tarım, şusu, busu falan böyle olursa olacak. Atilla Bey bürokrasi var mı yine sizin önünüzde iş adamları olarak? Şimdi Fakir Bey, bürokrasi yani onları biz bir şekilde tekstiller olarak aşıyoruz. Yani ya bir iş adamı bir iş yapmaya sayesinde, kalktığı zaman ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? İşte Mustafa beni dikkat çekti. Yani zorluk, yani iş yapan herkes imkanı varsa, sermayesi varsa iş yapabilir. Hiçbir zorluğu yok. Evet. Açılışta falan. Sıkıntımız şurada. Bizim girdi maliyetlerimiz çok fazla. Yani şimdi tekstilde geçen sene 6 dolara aldığımız süprem bugün 8,5 dolar olmuş. Biz evet. Şey yapamıyoruz. Fiyat tutturamıyoruz. Evet. Bizi sıkıntıya sokan o. Yani elektrik işte atıyorum 15 lira geliyoruz. 15 bin lira geliyormuş. Bu sene 20 bin lira geliyormuş. Evet. Örnek veriyorum bir toplu iğne not almıştım araçta kaldı kusura bakma bir iğne işte 5 lira alıyorsan şu anda 7 lira alıyorsun evet. gibi şeyler girdi maliyetler çok yüksek olduğu için bizim sipariş almak da ciddi anlamda zorlanıyoruz artı kurlardan dolayı yani bugün maliyet yapıyorsun işte sterlin üzerinden diyelim İngiltere 11 lira bugün kuru alıyorsun maliyetini yapıyorsun. 3 gün sonra kurun 9'a düşmeyeceğinin garantisi yok. Evet, buralarda evet. Tabii biz ciddi anlamda sıkıntılar çekiyoruz. Yani şeyde tekstilciler olarak. Genel anlamda şey var. Şimdi trafiğe takıldın geldin. Mustafa abi sen de aynı partiden üye şeyiz. Milletvekili aday oldun, belediye başkanı aday oldun. Şu andaki yerel yönetimler İstanbul için başarılı mı sizce? Trafik dahil sorunlarımızı. Yani başarılı değil, başarılı da olamamışlar bana göre. Evet. Yok yani şimdi Avcılar'a gelen metrobüstü galiba. Metrobüs. Evet. Yani ilk o metrobüslerin geldiği zaman da ben tepki göstermiştim. Kardeşim ne işi var metrobüsün? Yani biz yurt dışına gittiğimiz zaman iki valizle o trenden iniyoruz, diğer trene biniyoruz. O trenden iniyoruz, diğer trene biniyoruz. Çoğu zaman taksi kullanmıyoruz. Ta ki firmanın yakınına gidene kadar. Evet. Çünkü her yerde raylı sistem var. Yani bana kalırsa yerin altından o raylı sistemi koysaydılar belki de Silivri'ye kadar gidecekti. Daha rahat olacak. Tabii yani bir şeritimiz de yok olmamış olacaktı. İnsanlar da bu kadar eziyet çekmemiş olacaktı. Yani şimdi, demek istediğim... Şimdi tabii dünyadaki metroda önemli olan devletlerin başında işte Moskova metrosu. Yine komünistler. New York metrosu, Paris metrosu falan. Ama onlardan evvel bakın, ilk metro yapımı evet, Türkiye'de başladı. Evet, doğru. O ilk metro aday olduğunuz yerin. Evet. Hayır, onlarda yokken dünyada ilk metro Karaköy ile evet. Tünel arasındaki doğru. Dediğimiz o metro daha Paris'te, Moskova'da yokken o yapıldı. Evet. Mesela Tepebaşı oradaki o metroda çıkan atıklarla oluşan yerdir. Tepebaşı'nın anlamı da odur. Ya kardeşim her gelen belediye
Yani bir belediyenin trafiği İstanbul gibi yerde trafiği çözümlenmesi şu andan itibaren bu mümkün değil. Ha mümkünlüğü şu. Atilla Bey'in dediği gibi ya her belediye geldiğinde işte tercihli yol yok metrobüs şu budan ziyade ya kardeşim Osmanlı döneminde başlamış o dediğim dünyaca ünlü metrolar yokken ya her belediye geldiğinde kendi bir döneminde metre yapsaydı, bir kilometre yahut 500 metre yapıp evet. devam etseydi onun projesini planını yapsaydı her gelen de buna yapsaydı tıkır rafa kaldırmadan evet doğru giderdi. Değişiyor sürekli ve değiştikçe de rafa kalkıyor aslında değil. Projeler. Yani son zamanlarda yapıyor belediyeler kendi imkanlarıyla yapıyor ediyor ama yeterli değil. İstanbul'a sen biraz evvel de dedik yani İstanbul'da 33 tane iplik fabrikasını evet. kurarsan burada her fabrikada 3'er 100, 5'er 100 kişi çalışa gelen nüfusu ona göre hesap et. Bunun şehir planlaması zamanında yapılmamış. Hazine arazileri işgal edilmiş, talan edilmiş, gecekondu olayı yapmışım. İşte deprem büyük bir risk. Ayakkayı olduğum Beyoğlu'nun. Şimdi Beyoğlu'nu bilince herkes bilir. Beyoğlu'nun %70'i gecekondu. Maalesef. Beyoğlu gibi yerin lüks diyebilirler. Evet. Bu şimdi atıyorum. Rahmetli babam benim 1965 bana bir zarf verdi. Oğlum bunu götür şeye ver dedi. Çok ilginç. Dursun amcana ver. Baba bu Dursun amca nerede? O zaman Kasımpaşa'da oturuyoruz. Ok meydanında dedi. Ok meydanı nere ben bilmem abi ben yeni geldim. Oğlum kulaksız mezarlığını çık tepeden bak dedi. İleride dedi bir şey göreceksin. İnşaat orada. Hakikaten o gün Atilla Bey kulaksız mezarlığın tepeye çıktım. Kulaksız mezarlığı ile bugünkü Darul Aceze arası dağ taş ora yani Ardahan'ın çıldırın bir dağ taş evet. ovası gibi ev filan falan yok. Evet. Orada hayvanlar, fırınlar bunlar otluyor falan öyle bir yer. Orada hakikaten bir inşaat var. Neyse gittim baba buyur bunu babam gönderdi. O eve baktım. Eşmişler etrafını işte temel atacaklar. Tabi orası dağ taş olduğu için büyük büyük taşları yuvarlamış o bir şeye doldurmuşlar. Temele işte üzerine de o taşların kalıpla çevrilmişler. Beton koyuyorlar. İşte beton atıyorlar. Demir bağlıyorlar. Orası temel. Evet. Şimdi o bina 5 katlı. Maalesef. Şimdi o bina 5 katlı duruyor. Doğru. Ya arkadaş bu ülke deprem ülkesi. Şimdi evet. bir deprem olsa bekliyoruz. Allah gecinden şu anda görsün. Bir tane de kanal kapandı gemi tarafından. Gemi evet. Yani şimdi biz kanalı kurtaracak mı Atilla Bey İstanbul'u? Yani siz bu metro demiryolu olayı demediniz ya İngiltere'de iş yerine gidene kadar trene bin derken biz şimdi yolları bitirdik de şimdi kanal açacağız. İstanbul için kanal geçerli mi? Yani benim şahsi fikrimi soracak olursan evet. bilmiyorum ne kadar gerekli. Kurtarır mı İstanbul'u Mustafa abi? İstanbul'da koskocaman boğaz varken o kanaldan kim geçecek arkadaş? İstanbul'da o kanalı yapacak. Bizim... Ama köprüden de geçmez babacan, diyor. Geçenler var şimdi. Bizim o kanal için teknolojimiz yok. O kanaldan çıkacak milyarlarca metreküp atığı taşıyacak yerimiz yok, dökecek yerimiz yok, aracımız yok. En önemlisi o kanalı yapacak paramız yok bizim. Abi onu yaptıracağız. O kanalı adı kanal olsun diye yaparsın. Çevresini de bugün imar değişiklikleri falan yapıldığını gördüm. Çevresini de birilerine parsellersin. Oraları abi kanal manzaralı ev, villa falan filan diye yaparsan parayı kurtarırsın. İstanbul depremini de kurtarırsın. Ama kim yapacak, ne olacak? İstanbul depremini Allah gecinden versin, Allah göstermesin. Yani biraz evvelki dediğim bina 5 katlı. Evet canım. Yani İstanbul'da belediyeler veya devlet, hükümet çalışmıyor. Yani bir deprem için öyle bir şey. Ne yapalım Allah'tan? Biz kaderci bir milletiz. Ya Allah'tan ama tedbir al ya kardeşim. Geç bir hafta evvel Japonya'da 7.3 şiddetinde deprem oldu. Haber bile olmadı. 3 kişi yaralandı. Haber bile olmadı. Evet, ev yıkılmadı. Adamlar birbirlerini telefonla çekiyor, yatıyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. O deprem sallıyor. Atilla abi ölçeği de kurtardık mı? Ölçekte yapılaşma var mı? Köyde nasıl durum? Köye gittiniz mi siz? Şimdi bize bir örnek var. Köye gittim ben diyor. Yani köye biz ekonomik olarak, sosyal olarak gitmedik de yayla evi yaptık. Yatırım olarak sayıyoruz onu.
Sizin köyde var mı böyle bir çalışma? Yani bizim köyde evet. Kuşmaz'a yol açtık çok, aslında şu anda. Çok. Kuşmaz'ın yolu var. Evet. Onlar da mutlular. Evet. Yol medeniyettir tabii. O evet. İşin ayrı bir boyutu. Evet. Kuşmaz'ın yolu var. Bizim köyde de evet. Yani ciddi anlamda insanlar dönüş yapmış. Yazlık dönüşüm bu. Yazdı. Bu sene bu pandemiden dolayı kışlık kalanlar da oldu. Bunların içerisinde bir tanesi de dayım. Dayıma da selam olsun burada. Çok güzel. O kışında kaldı. Yani Uvardahan'ı işte veya anlatıyorum ben işte Ege'deki Aydın'ı, Diyarbakır'ı yani oraya göçü işte İstanbul Boğazı gelecek 5 milyon insan daha gelecek İstanbul'a diyorlar. 5 milyon insan daha getirecek bu Boğaz olayı. Asıl hedef bu. En kötü ihtimalde en asgari şartlarda 3 milyon. Nasıl engelleyeceğiz? Ya ben... Yapmayacağız mı? Ben engellenecek bir şey yok. Yapılırsa ben yapılacağına ihtimal vermiyorum diye. Biraz evvelki saydığım nedenlerden dolayı Şahin Cumhurbaşkanımız illa kim ne derse aynı desin. Memleketli misiniz siz? Kasımpaşalı mısınız ikiniz de? Evet ben hayır Recep Tayyip. Ama saraya kadar yükseldin sen Tayyip Bey'in şeye takıldın ne dersin bunu? Tayyip Bey'in gençliğini filan biliyorum. Ya. Tabii. Yani o ya benden genç görünüyorsun abi sen bayağı. Tayyip evet. Tayyip Bey benden 5 yaş küçük. O gençliğinde Mehmet Kasımpaşa'yı falan filan biliyorum. Hatta Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başkan adayı oldu. Erdoğan diye bir abimiz vardı o zaman Sultan Demircanlar dönemi. Hı hı. Onu koymadılar. Sonra işte ilçe başkanlığı falan filan oldu. Belediye başkanlığına 1989'da aday olduğunda o da Beyoğlu alamadı. O da trafoya mı takıldı? Beyoğlu trafoya takılmadı. Ama abi o takıldı ama o da takıldı. CHP rüzgarı vardı ANAP'a karşı. Ve onlar CHP rüzgarı. Mustafa abi gün gelir diyor ya döner döner. O gibi sıkıldı Erdal İnönü'nün döneminde. Hayır ama o zaman da Erdoğan da ben trafoya takıldım şikayetinde halen. Yani o zaman da birileri yok, aynı şeyi sana da oynanan oyunu. Erdoğan Tayyip Bey o zaman trafoya takılmadı. Hatta ya adam kazanmıştı ama o zamanlar konuşurken o zaman şu muhtar falan meselesi var ya o evet. Zaman ben demiştim ya bu arkada her yere hakikaten o zamanlar aday oluyordu. Ya bir yere inşallah muhtar seçilir falan diyenlerim. Evet. Daha sonra Büyükşehir'e aday olduğu zaman yine kahvede oturuyorduk. Büyük caminin karşısında Kadir abinin kahvesinde otururken arkadaşlarıyla geldiler. O bana Karaoğlan diyordu. O bizim Karaoğlan da burada. Ya gazeteci merhaba ne yapıyorsun dedi ya. Ben İstanbul'a muhtar olacağım ne diyorsun dedi. Evet. Ben de dedim ki Tayyip Bey hayırlı uğurlu olsun. Ben o zaman Günaydın Gazetesi sen biliyorsun o dönem. Evet, haber merkezi müdürüyüm. Hayırlı olsun dedim. Bu seçimi sen kazanacaksın. Allah Allah dedi. Bu ya bunda bir iş var. Hele oturun dedi. Oturdular. Ben de ulan bize çay ver Kadir abi dedim. Çay verdik. Niye dedi. Dedim ki İstanbul'da şöyle bir şey var. O zaman benim elimde dediğim bilgiler var. Sizin parti üyelikleriniz evet. Parti üyelikleriniz izliyorum dedim. Sizde oy veren herkes hala öyle. Mesela 13.5 milyon üyemiz var diyor. Doğru. Şu anda AK Parti'ye oy veren herkes partinin üyesidir. O dönemde de AK Partisi öyleydi. Sizin üyeniz dedim 850 bin. Size en yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi 650 bin. Dolayısıyla İstanbul'un 94 seçiminde 1 milyon oyu geçen bu seçimi alacaktır. Buna siz yakınsınız. Ya biz bu açıdan bakmadık falan filan dedi. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 1 milyon 80 bin oyla kazandı. Yani oradan dolayı da öyle bir ben hemen oraya döneyim bu tarafa doğru yine iş adamına sorayım yani bu kazandım kazananlar trafoya takıldım kazanamam derken siz iş adamları olarak İstanbul'un gidişatına hep böyle gelenler trafiği mi tıkattılar yani ünlü açmadılar mı siz bahsettiğiniz o model kent olmadı mı İstanbul turist kent olamadı mı yani nasıl yani biz onu kaçırdık aslında ama şimdi tekrar zorunlu olarak ona dönmek zorundayız. Yani bunu birileri istese de istemese de çünkü bu şartlar mı zorlayacak? Şartlar zorlayacak. Çünkü sanayici artık İstanbul'da iş yapamayacak. Biz de yapamayacağız. Neden yapamıyoruz? Biz şimdi kendi yerimizi bak, şu anda bile kendi iş yerimizi biz tasarım ofisine çevirmeyi düşünüyoruz tamamen. Yani fabrikayı işte Anadolu'ya almak. Tabii yani bizim gibi binlerce insan Türkiye'de neresi uygun?
model kent olması adına? Hangi bölge diyelim yani? Ya bölge olarak şöyle Fakir Bey, yani Anadolu'nun her yerinde olabilir. Aşırı olmadığı müddetçe oradaki o dengeleri bozmayı yapmadık. Tabii yani şimdi bizim burada demin Mustafa abinin de söylediği gibi yani fabrikalar burada git şimdi şeye Trakya'da bütün şeyler suların rengi değişir. Yani ayçiçekler gitti. Ya, suların rengi değişir. Boyahane'ye kırmızı girerse kırmızı su. Atilla Bey öyle şehirlerimiz var ki yığılma olsa bile o şehirlere hiçbir şey olmaz. Çünkü öyle büyükler ve o kadar boş kalmışlar ki herkes İstanbul'a gelince. Mesela ben Sivas'ta okudum. Sivas kocaman bir şehir ama tam bir şehir ortada duruyor. Gerisi bomboş bir şehir. Yani oralara bir yığılma olsa bile oraya hiçbir şey olmaz. Ama İstanbul Sivas'tan kat kat küçük. Ama İstanbul'un çoğu Sivaslı. Öyle düşünüyorum. Doğru. Yani doğru, o tarafa İç Anadolu'daki yerlere yerleşseler bile tüm fabrikalar hepsi oraya gitse bile hiçbir düzen bozulmaz bence. İstanbul'da bozuluyor. Böyle kıyı kentlerinde yapılan sanayileşmeden dolayı burası bozuluyor. Kocaeli tamamen şey olmuş Mustafa abi. Yani. Bu da işte bu plan meselesi. Planlı bir yönetim olursa Atilla Bey'in dediği gibi yani Atilla Bey'in şu andaki tekstil fabrikası ha buradaki Güneşli'de olmuş ha Ardahan'ın Ölçek köyünde olmuş. Fark eden bir şey yok. Orada da eleman var, burada da eleman var. Atilla Bey kumaşı şu veya bu şekliyle yolunu, trenini, şunu bunu yaparsın. Kumaşı oraya götürür. Ve burada da kumaşı masraflı alıp siparişini alıyor. Acaba o tarafı? Yok, orada daha da ucuz olur ya belki. Şimdi Şeyma Hanım, orada mesela Ardahan'da demin Fakir Bey dedi de yani evet devletin teşvikleri var aslında. Yani şimdi Ardahan'da şöyle bir şey var. 6. bölge, 4. bölge. Benim görüştüğüm kadarıyla işte makinede %18 indirim var. 10 yıl sigorta primi biz burada 1500 lira veriyorsak orada 90 TL veriyorlar. Yani tamam yol uzak olabilir. Ama orada işsiz insanlar da çok. En azından oradaki eşitliyoruz, insanlar orada kalırsa belki de tekstilin haricinde boş kalan zamanları yine tarımda, hayvancılıkta değerlendirebilirler. Ama tamamen işsiz kaldıkları zaman buralara göçüp gelmek zorunda kalıyorlar. Yani ama tabii bu şey değil. Çok değil. Yani aynı İstanbul'a nasıl yüklenildiyse işte Anadolu'daki bir şehre de tamamen yüklenmek doğru değil. Çünkü Anadolu tarım topraklarının olduğu yer. Evet. Yani İstanbul'da öyle değil miydi? Şimdi Ardahan'ın yüz ölçümü İstanbul'un yüz ölçümünden büyük normalde. Evet. Ama şimdi gidin Silivri'ye kadar tarım araziler komple fabrika, sanayi başka şeyler olmak zorunda kaldı. Ben bunu Anadolu'da da istemiyorum. Yani İstanbul'dan insanlar tamam kaçsın Anadolu'ya yatırım yapsın ama Anadolu'daki tarım alanlarını da yok edecek şekilde yapmasınlar. Yani bir planlama içerisinde olursa çünkü bizim millet böyle bir milletiz. Yani bir gün patates 10 lira olur bir bakarsın önüne gelen herkes gider patates eker. Ya kardeşim olmaz. Bunun bir planlaması var. Ya, planlaması var. Yani 10 lira oldu diye patatesten para kazan. Bizim eskiden kurbanlık getirdik. Maskede aynı şey yaptık maskede. Fakir Bey bizim eskiden kurbanlıkta da öyle Şeyma Hanım biz şimdi Anadolu'dan kurbanlık getirdik. O sene şansa iyi satılırdı. Herkes kurban. Anadolu'ya haber yayılırdı hızlı bir şekilde. Kurbanlıktan insanlar şu kadar para kazanmış. Evet. Bizim köyden atıyorum bir senesi 3 kamyon çıktıysa ertesi sene 10 kamyon çıkıyordu ben kapıda satıyordum. Malımı getirmiyordum. Evet, sararız. Bu sefer getirenler geçen seneki paraya bile veremediği gibi bir de moral bozukluğuyla elinde hayvanlarının geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yani planlama dediğin bu. Yapmayalım abi patatesi gerçekten patatesçiler eksin. Doğru. Çünkü bir sene belki onlar para kazandıysa en azından 3 sene onlar mutlu olacaktır. Yazık ki o insanlara. Mustafa abi ben tekrar söyleyeyim gazeteci olarak yani biz topluma veya liderlere, yöneticilere anlatamadık mı aydınlar olarak da bunu? Şimdi fakir yani cemiyetlerimiz var, derneklerimiz var, işte gazetelerimiz var, yazıyoruz ben, her gün. Sen her gün yazan bir insansın. Gazetecilik dönemimde ben mesela zamanın Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, efendim Necmettin Erbakan. Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin üçünü de. Turgut Özal. Evet. Mesut Yılmaz o dönemlerde ben onları takip ettim. Onlar da birbirlerine rakiptiler. Hepsi tabii iktidar şeyinde. Evet. Mesela Çankaya'nın şişmanı deniliyordu. O mesela Ecevit'e hükümetin başı diyordu ama bugünümüzdeki gibi hakaret eden kimse yoktu. Mesela bir anımı anlatayım. Süleyman Demirel etap
otelinde şey yapıyor, bir basın toplantısı yapıyor. İzledik, çıktı. O sırada Bülent Ecevit'le, Allah rahmet etsin ikisini de, araları bozuk. Efendim siz, dedim, Bülent Ecevit'le aranız bozuk, bu görüştünüz de elle sıktınız mı dedik. Süleyman Demirel aynen cevap veriyor. Kardeşim, elle sıkmayıp da neresini sıkacaktın? Şimdi sıkamıyoruz, evet. Nereye sıkmaya razıyız şu anda? Yani elle sıkmayıp da neresini sıkacaktın? Ben ama tekrar başa dönüyorum. Yani o zaman birine saygı falan filan vardı. Bu topluma da yansıyordu. Şimdi topluma gerginlik yazıyor bizim siyasi liderlerimiz. O ona hiç umulmayan, yani şurada bizim birbirimiz, ya şurada bir arada oturuyoruz, beraber çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ama hırsımızı döndüğümüzde birbirine en ağır hakaretler ediyorlar. Bu yazıktır, günahtır. Bu vatandaşa da yansıyor. Evet, yansıyor. Fakir Bey. Bölmeye gerek yok yani. Son 10 dakikamıza da girdik. Ona göre toparlamamızı yapalım. O zaman Atilla Bey, sen bir toparlamanı yap girişi abi. Sen Mustafa Bey'le ben gazeteciyle yine kavga ederek bitirelim. Şimdi Fakir Bey, şöyle diyeyim. Yani biz toplum olarak biraz hazırcı, hızlı para kazanmayı bilen, son zamanlarda biraz da tembelleşen bir toplum olduk. Yani şöyle, ben kendi yanım, hayır, zaman zaman ben Ardahan'a çok sık gidiyorum. Yılda 4 kez gidiyorum. Evet. Bir de kendi aracımla gidiyorum. Hatta Erzincan'da Gamze Hanım var. Bazen yollarda onunla karşılaşıyoruz. Ona da selam olsun burada. Şimdi Anadolu'da da, yani köyde de insanlar biraz hazıra koştu. Şehirde de böyle. Yani benim kendi amcamın oğlunun geliri belli. Ama bazı bankalar Anadolu'da tefeci gibi çalışmışlar. Bildiğiniz tefeci. Yani ciddi anlamda işte 3 liralık krediye 113 lira para almışlar. Evet. Şartlar. Çünkü biz aslında toplum olarak paranın kullanmasını bilmiyoruz. Bu evet. Büyük şehirlerde de aynısı oldu. Ben zaman zaman yanımda çalışan arkadaşa soruyorum. Diyorum ki kaç tane kredi kartın var cebinde? Bir çıkarıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane kredi kartı çıkarıyor. 5 bankadan. Evet. Nasıl yapıyorsun bunu? Abi dedi, bankalar veriyor. Kaç para maaş alıyorsun? 3500 TL. Şimdi bir, bu kredi kartlar bizim cepimizde olduğu müddetçe abi biz toparlanamayız toplum olarak. Ne üretebiliriz ne de toparlanabiliriz. Ancak tüketiriz bol bol. Tükettikten sonra da ondan sonra icralık oluruz. Evet. Sonra Allah göstermesin, ocaklarımız söner. Bu Anadolu'da da böyle olmuş. Yani Zatire Bey diyor ki hazırcı olmayalım. Hazırcı olmayalım, tüketici toplumu olmayalım. Çünkü evet, üretelim, üretici başkasının olalım. Başkasının parasıyla beylik olmaz abi. Evet. Yapmayalım bunları ya. Teşekkür yani bu ediyoruz. Anadolu için de böyle, şehirdeki çalışan insanlar için de öyle. Teşekkür ederiz. Bizim atasözleri vardı. Ayağımızı yorgana göre uzatmamız evet. gerekiyor. Başkasının yorganıyla olmaz bu. Bu iş olmaz diyor. Evet. Evet, sağ olasınız. Bugün burada olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Çok mutlu ettiniz bizi. Geç kaldığımız için tekrar. Estağfurullah. Estağfurullah. Sizden de özür diliyoruz. Biz de Tematex'e teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak da bütün çalışanlarınıza. Özellikle Can'a da burada selam göndereyim ben. Kardeşlerine şu bir anda. Bir haftadır Can dedi. Başka evet. hiçbir şey demedi. Fakir Bey çok sevdi Şimdi, Can'ı. Mustafa, bizim Şeyma'yla şey var. Can, ben orada gördüm. Ondan dolayı anlatıyorum. Mektepliyle alaylı o kavgası var da. İşte biz toplumun aydınları diye gazeteciler, öğretmenler, profesörler, zaman zaman Cumhurbaşkanı da tepki gösteriyor ya, eser mi bırakamıyoruz da yönlendiremedik, hem toparlayarak da hem de biz suç bizde yok mu hiç diye. Eser son bir 5 dakikamızda kalmış, onu değerlendirerek ben, bugün işte beraber değerlemişelim de burada olduğum başta memleketim Alucra ve bütün Türkiye'ye, Ardahan'a, Çıldır'a, ekmeğini suyunu içtiğim o topraklardaki tüm insanlara ve tüm vatandaşlarımızın bugün mübarek kandillerini kutluyor. Hayırlara vesile olmasını baştan diliyorum. Herkese de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Toplumumuzda barış, huzur, kardeşlik, sevgi, dostluk getirilmesini temenni ediyorum. Çok sağ olun. Biz gençlere eserler bıraktık. Eserlerimiz ortada. Anlatıyoruz. Ama şimdi gençlerimizin, biraz evvel de söyledik, gençlerimizle bizim kuşak arasında farklılıklar var. Ayrıca bizim gazetecilik dönemimizde gazetecilik
bizzat gazetede çalışanlar tarafından yapılıyor. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ki elinde telefonu olan gazeteci. Herkes gazeteci. Evet, olmadı. Herkes bir olaya işte, her yerde rastlanıyor. O işte Çin malı oldu. Ve de çok ilginç. Kopyala, al yapıştır. Dışarıda da işi evet. yaptık. Şimdi ben rastlıyorum. Şimdi hem Türkiye Gazeteler Cemiyeti'nde yöneticiyim, evet. hem İstanbul Gazeteleri Cemiyeti Başkanısınız, evet. Soruyorum, ben gazeteciyim diyor. Ha iyi, neredesin? Ben Facebook gazetecisiyim. Abi Facebook'un gazeteciliği mi olur ya? Hayır, olabilir. Bir yerde olayı görürsün, çekersin, paylaşırsın. Bu kamuoyuna bilgi verir evet. açısından. Şimdi o anlamda, şimdi eksikten Atilla Bey de bilir, emek yoğun teknoloji vardı. Yani muhabir ihtiyaç vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi elinde, elime şimdi iki tane yabancı dil bilen iki arkadaş, Macintosh'ta gazeteyi yapacak 3 tane Mac elemanı evet. ve 3-4 tane de muhabir, yazar, redaktör olup işte fotoğraf çeken de 2-3 kişi falan olduktan sonra iki de ajansa, en azından şimdi bir sürü ajanslar, ne lüzum var muhabire şuna buna, o nedenle bizim gençlerimiz şeyi bulamıyor. Şimdi bir sürü ajans var Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından, her köşesinden binlerce haber geliyor. Onları alıp o... Al yapıştırdan götürsen al sana gazeteci. Hayır, en kral gazeteciyi evet. yaparsın. 2-3 tane de yazarın şuyun buyur olur, olur biter. İşte emek yoğun teknolojisinde bizim mesela ben hiç bizim kuşakta sen de bilirsin. İşsizlik diye bir problem yoktu. Bugün buradan abi kusura bakma ya seninle anlaşamadık. Haydi bakalım sabahleyin öbür gazeteye gidip başlıyorduk. Evet abi, teşekkür ediyoruz. Öyle değil. Çok sağ olasın. Çok sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür biz ederiz. Teşekkür. Dediğim gibi onur yüce duyduk. Türk milletine sevgi ve sağ saygılar. Yayınımıza da devam etmesini ve başarılar. Çok sağ olasınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Son dakikalarımıza girdik evet. biz de. Ben de konuşmamı yapayım, sonra Fakir Bey'e söz vereyim. Bugün de yayınımızı güzel bir şekilde ilerlettik. Bir gazeteciyle beraber. Evet, çok heyecanlıydı. Güzel bir iş adamıyla birlikte. Evet. Mustafa Dolu ve Atilla Çelik Türk'le beraberdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Berat Kandili'ni tüm izleyenlerimizin kutluyoruz biz de. Mübarek olsun diyoruz. Fakir Bey, söz sizde. Biz de Tempo TV olarak gerçekten Türkiye'nin gündemini kendi çerçevemizde tutmaya çalışıyoruz. 35 yıldır gazetecilik yapan bir gazeteci olarak, gazeteci abilerimin de yararlanarak, yeni bir gazeteciyi de yetiştirerek iş adamlarımızın da katkısıyla her gün, her hafta burada olmaya gayret ediyoruz. Biz de Tempo TV ekibi olarak da Kandil'i kutluyoruz. Ülkemizin, Mustafa abinin, Atilla Bey'in dikkat çektiği birlik beraberlik içinde aşılamayacak sorunları aşabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Ve bu ülkenin 81 kentiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın son kongresinde 2 milyonu da arttırarak 84 milyon, 86 milyon nüfusu dediği, ki ben orada da yine teknolojiye inandım. Sayın Cumhurbaşkanımız uyumuyor ya geceleri. Herhalde bir yeni nüfus sayımı var. Türkiye'nin nüfusu da artmış. Bu ülke 81 milyon veya 86 milyonuyla güçlü bir ülke. Hepimizin el ele verdiğimiz takdirde gerçekten güzel bir ülkede Tempo TV'de gazetecilik gündemle de diğer programlarla da olacağımıza inanıyorum. Mustafa abi ve Özlem Şeyma'yımız da gazeteci olması anlamında güzel bir örnek anlattı. Her sabah ekmek alırken, sabah dışarı çıkarken lütfen sizden siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bakışınız ne olursa olsun bir tane gazete alın. 81 milyon ülkede 4 milyon gazete satmaması gerekiyor. 35 milyon, 40 milyon gazete sattığı zaman, Tempo TV'ler destek gördüğü zaman bu Türkiye'de gerçek anlamda demokrasiye, siyasilere yönlendirebiliriz. Muhalefet olarak da kendimiz muhalefet oluruz. Her gün bir gazete alarak günü lütfen böyle başlayın. Pastaneye giderken, ekmek alırken bir gazetede almanız halinde ülkenin okuyarak, kitap okuyarak, gazete okuyarak daha güzel gideceğine inanıyoruz. Ve biz Özlem Şeyma Yılmaz'la birlikte gazetecileri gündem programı bu haftaki konusunu da bitirdik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımız olmak üzere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.